Pas. 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 Lan daha ilke. Ne pası? Pas ne? Memur adamla poker oynarsan böyle olur işte. Risk sıfır. 3-5 metre çaput için mi bütün bunlar? Ya ben veririm parasını ya. Riske girin acık. Riske girin. Pas. 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 Ebenizin ödekesi. Pas, 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 pas. Barcelona orta sahasıyla oynayam sanki. Pastan başım döndü. Bu ne lan? Aha. Aha da sinirli. Ne olacak şimdi? Çekil lan sen de şuradan. Bit, 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 bit. Aha da geçti. Bu ne lan? Bolluk kuvvetinde oyuncağını mı yapmışlar? Kağıt parayla mı çalışıyorsun sen? Garson ne vuruyorsun lan kağıt? Amına koydum çocuğun gücü ona mı etti? Oyuncak bana küfretti. Sen bana büyük filmiye nasıl küfredersin lan? Geliyorum El Grande! Allah Allah, neyini anlayamadı oğlum bu herif bunu? Elektrik var işte üstünde. Bak hala vuruyor ya. Halbuki bunun anası babası da normal insan ha. Ne alırsam 1 milyoncu daha mı almış kendilerine nedir ya? Allah abi senin ne ihtiyacın var? Sen niye kullanıyorsun ya? Kirala çalışsınlar. Alkol aldım ben. Hatta belli bir dozajın üzerinde içtim sabah sabah. Yalan yok. Alkollüyüm. Taksiyle gideyim dedim. Taksideyken çevirme olmuyor ya. Aradım plakalardan birini. Taksi bana lazım lan dedim. Hiçbir şey diyemedim. Kendi malım en nihayet. Zenginim oğlum ben. Hilmi abi sen niye bu kadar içiyorsun abi? Sana ne bana ne oğlum bu mu yani mevzu şimdi? Hayret bir şey. Hilmi sen bir sağa çekindir. Bu nedir ya? Alkol araç kullanmak nedir ya? 5 dakika geç kalalım oğlum. Nereye gidiyoruz lan? Bak köprüyü geçeceksek çakarım 5 liraya. Hiç acımam. Patent şirketine gidiyoruz. Adresi al. Lan oğlum kiminde karı var, kumar var, alkol var. Sizde de bu huy var. Kabullenin oğlum artık bunu. Olmuyor, olmuyor. Oğlum rızkınızı böyle şeylere yatırmayın lan. Rızık bu, rızık. Başka bir şeye benzemez. Aha. Aha. Sinirlenmedim. Yazık ya. Olacak. Caddeye gideceğim. Biraz acelem var ama sürat yapmayın. Peki sürat yapabiliyor muyuz? Efendim? Ha? Bana böyle konuş işte. Aramızdaki hiyerarşiyi vurgula. Haddini bil, in aşağı. Beyaz masayı ararım. İnmezsen polisi arayacaksın. En kötü ihtimal duyarlı bir vatandaş ambulans arar. Ara hadi, arasana! Pardon beyefendi, alkol mü var? Var. Benim içeceğim. Biraz ılıdağma çikisi. O anda sinirlendim. Ne olacak şimdi? Bedavaya götürsen de gelmem artık. Allah aşkına. Allah aşkına gel. Allah'ın aşkına gel. Gel lan buraya. Gel. Ben. Gel lan. Adam kontağı bile kapatmadı lan. Arkadaş bu adam bu zekayla nasıl bu kadar zengin oluyor anlamadım gitti ya. Amerika'da falan yaşasaydı var ya bunun üzerinde kesin deney yaparlardı. Her yerini açıp incelerlerdi. Utanmadan bile para alıyor. Bu kadar bildiğin zengin ha. 3 karatlık pırlanta taşlarla örülü 15 gramlık yüzüğü yuttun mu Metin? Yutmadım de. Elma kadardı lan o. Isır ısır bitiremezsin. Tüh senin bıyığına tüküreyim ben. Yüzük mü? Hilmi? Düşündüğüm şey mi lan? Ya Hilmi abi ben böyle elime attım fondipliği verdim ben. Nereden bileyim içinde yüzük var? Bir müsaade etsene de ben izah edecektim kardeşim. Ben bunu döverim abi. Yine mi evlenme teklif edecektin bana? Bir saniye. Bu çok önemli. Klozet kapağı mı lan o? Ne alt çeviriyorsunuz oğlum siz? Takside patent falan diyordunuz. Taharet makinesi mi yaptınız lan yoksa? He? Şimdi biz bu konuyu tartışmayalım. Sen rakamı söyle biz onu kendi aramızda verip halledeceğiz yani. Uzatmayalım. Olur. Fatura burada. KDV içinde. $17,000. He? Şimdi biz bunu tartışalım. Öyle kestirip atmayalım konuyu. Lütfen. Bence de. Kestirip atılacaktı konu değil. Tabii. Değil mi? Ya sen faturaya mı bozuldun? Vergiden düşüyorum. Midye sen fatura alırım. Ne yapayım? Huyum böyle. $17,000. He. 17 bin. 17 bin. Ya Hilmi sen nasıl bir adamsın ya? Sen hiç uslanmayacaksın. Nereden buldun o parayı? Kazanıyorum çok şükür biliyorsun. Bilmiyor musun yoksa? Lan git. Nafaka istedim muhtardan fakirlik kağıdı çıkartmışsın. Devlet üstüne maaş bağladı sana. E ben de onu diyorum işte. Kazanıyorum. Her yerden kazanıyorum. Ballıyım. Ayrıca taşın, elmasın, pırlantanın, paranın ne önemi var ki kadın? Kalk, kalk yerden rezil ediyorsun beni. Kalk. Seni seviyorum. Kadınım o. Mutlu et beni. Yine yeniden çocuk yap bana. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Tabii.
değil ki. Hayır. Ben bir hatayı bir kere yaparım. Seninle bir daha evlenir miyim lan? Altı üstü veli toplantısına gittik. Toplantıdan çıktık, evlenme teklif ediyorsun. Çocuğumuzu bu tip pis işlerine alet etme. Çocuğumuzu kullanma. Bugün biraz gergin miyiz ha? Gerginiz sanki bugün biraz. Hayır İlmi. Hayır! Oğlum sizden değerli mi ya? Dükkanınız belli, eviniz barkınız belli. Veririm mahkemeye. Alırım elinizde, avucunuzda, götünüzde, başınızda ne varsa. Hukuk devleti bura. Telaş yapmayın. İlmi abi Allah razı olsun senden. Ben de öyle delinip bir anda hemen istiyorum deyince. Yok oğlum, eski karımı artistik yapmak için idare edin ya. Şiddetli aldatımdan boşadıydı beni. Hala topu çevirmeye çalışıyor. Senin yatakta olman gerekmiyor mu? Bu bir teklif mi lan Ali? Ha? 17 bin dolarımız yok. Cananımız mı alıyorsun bana? Günah mı davet ediyorsun beni? Gel yanımıza kavur mu diyorsun? Bak Ali, şeytana uyarım sonra. Bunun çok, böyle çok maddi değeri yok aslında ama... rahmetli babaannem hacdan alıp getirdi. Al istersen. Ne verirsin buna? 20 mandal veririm. Naylon lan bu. Eskici miyim? Nayloncu muyum? Aha! Anda sinirlendim. Ne oldu lan yüzük? Ya yalan oldu abi ya. Karakoldaydık, tuvalete gitmem gerekti. Stres falan da var tabii. Cık, sifonu çekiverdi. Ne diyor lan bu? İşte heyecan, stres. Koçum, biz sana yeteri kadar heyecan ve stres yaşatamadık mı? Hilmi abini tanımıyorsun sen daha. İstesen onun kralını yaşatırım ben sana. Mahallemizin çocukları dedim. 82 anayasasına teslim etmekle tehdit ettim. Yanlış mı yaptım acaba? Hı? Yanlış mı yaptım? Hilmi abicim, borcum borç ya. Allah Allah, ödeyeceğim. Bu aralar biraz sıkışığım, elim darda. Dövsem mi ben sizi acaba? Sırf ibret olsun diye. Şöyle ağız burun bir girişsem. Ama elime para geçmez ki. Dövmek bir işe yaramaz. Hilmi bundan hiç hoşlanmıyor. Vallahi bu eğer çocuğum olacaksa bana uyar. Yalnız bir şartım var. Ona daha çok ve önce vurursan çok sevinirim. O yuttu çünkü. Ulan milletin abisi kardeşini korur kollar. Bizimkisi ona daha çok vurmak koşuluyla dedi lan. Ya döverim, sakinleşirim ama ertesi gün yine sinirim geçer. Yine gelirim, yine git, gel, döv. Nereye kadar ya? Hilmi bundan hiç az etmiyor. Hilmi abi. Canım. Gel, gel. Abi, bir sayı belirlesek. Her dayak 5.000 dolar. 3 kere dövsen bizi, ha? Olmaz. 17-3'e bölünmüyor. 2.000 dolar kalır. O kadar ne gücümüz yeter, onu öderiz ya. Yok, yok. Dövmek de olmaz. Satsam mı ben sizi acaba ya? Bana nakit lazım çünkü. Ama siz para etmezsiniz ki. Hilmi bunu müstehcen buldu. Dövmek satmak derken olay başka yerlere gidiyor yalnız abi ha. Hilmi, şeytan senin aklına diğer seçenekleri sokmadan gel istersen bu işi tatlıya bağlayalım. Sözünü tutamayanların yaptığı en büyük hata nedir? Nedir abi? Söz vermek ulan, söz vermek. Madem tutamayacaksın sözü, niye söz veriyorsun? Söz vermek, can vermek gibidir. Göt vermeye benzemez. Benzer mi? Göt. Göt lan. Abi hiçbir fikrim yok. Esaretin bedeli kefarettir derler Hilmi. Ne diyorsan kabul işte ya. Tam karıma evlenme teklif edecektim. Bu uğursuz geldi. Mahvetti olayı. Ya abicim, o yol zaten araç trafiğine kapalıydı ya Hilmi abi, ama sen bilirsin. Kapalı değildi. Yol çalışması devam ediyordu. Bana kaybolan yıllarımı geri vereceksiniz. Evlenme teklif ettiğim o anı geri vereceksiniz. İşte o vakit. Ben de yüzüğün peşini bırakır, Nazgül'ümü atlar, giderim. Ya Hilmi abi bak, biz bazı konularda gerçekten yetenekli adamlarız, Allah var. Ama bazı konularda abicim, o konuların dışına çıkıldığı zaman kendisine ekmeğin fiyatı sorulmuş manken gibi kalıyoruz Hilmi abi. Uzattım Metin. Uzattı mı abi? Uzatma. Tamam abi. Akşam saat 8'de yengeniz kendi isteği ve arzusuyla bu restoranda olacak. Evet. Git. Yani yengeyi seninle yemek yemesi için ikna edeceğiz. Çöp çatanlık yani. Kavattık lan bildiğin. Yumuşatmayın oğlum. Adamı çıkayım. Adam düşüyor lan. Adam atladı. Lan düşüyor lan. Artık burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi. Eskiden Boğaz Köprüsü'nden atlayıp intihar ederlerdi. Şimdi burayı tercih ediyorlar. Hilmi yapayım. Niye? Çünkü ulaşım rahat, kapanmayan bir manzarası var. Hala düşmedi lan. Kaç kattı bura? Yolu yarıladı. Birazcık daha baktım. Bakayım. Kumu tutturamayacak galiba. Lan kumu tuttursan olacak. Hiçbir şansı yok. Ha, olur mu öyle şey? Kumu tutturursa tek parça halinde kaldırabiliyoruz naaşı. Ama betona denk gelirse direkt şu. O zaman elektrik süpürgesiyle çekiyoruz. I am here who heal me. Çalışın, çalışın. Para, para. Oğlum daha neye gidiyorsun? Daha neye gidiyorsun kocam? Ne gidiyorum abi ya? Kocam ha, ticari çık gene. Ya, ya git. Ticari çık gene. Koş, koş, koş. Ulan insan ilkokul öğretmeniyle genel evde sıra kavgası yapar mı lan? Öyle haysiyetsiz birisi bu. Güvenmeyin. Yok daha neler.
İftira. Ya ben girmedim ki. Bakıp çıktım. Git lan. Gözümün önünde çelme taktın öğretmenine. Parayı bulmadan önceydi. Niye, senin de işin vardı orada? Lan onu kimseye söylemeyecektim. Ya ben söylemedim ki. Senin lafından anlaşıldı zaten. Olur böyle şey lan. Benim lafımdan da anladın. Evet. Hakkını helal et. Yağını aldım. Aynı mahallenin çocuklarıyız şunun şurasında. Bize yakışmıyor. Ya herif mahalledeki yatırla aynı yaşta. Beraber postal bağlamışlar. Kendine çocuk diyor ya. Hop aldım. Yine ben kazandım. Yine ben kazandım. Ulan ne kadar ağır bir kalanıyım. Sırtımda 50 kiloluk insan taşıyorum sanki. Bakın bunu görüyor musun? Bununla Bağcılar'da iki tane daire alırsın. O yüzden buna gözünüz gibi bakın. Ben kralların yalnız gittiği yere gidiyorum. Kral Hilmi. Kral üçüncü Hilmi. Oh Hilmi. Oh Hilmi parası çar. Kralların yalnız gittiği yer. Nereymiş? Çöldürmeye gidiyormuşlar. Su akmıyor. Peçete de yok. Aha, canım sıkıldı. Ne olacak şimdi? Krala yakışıyor mu? Al, bakmadım. Ana! Ödüm koptu ya. Nereden çıktın oğlum sen? Bizim köyün ormanında durur sıra sıra yalaklar. İlla babanıza mı diyeyim? Düşün yakamdan. Dangalaklar. Kablosuz diye telefon kullanamayan adamlardan mucit mi olur ya? Ben sizin icadınızı ne yapayım? Hilmi abi, sen aileden sayılırsın. Tövbe de lan, tövbe de. Beddua eder gibi. Lan siz bu koltuk minderleriyle mi oynadınız lan? Yerleri aynı değil bunların. Hilmi, uzatma Allah'ını seversen ya. Dünyayı güzelleştirecek icadımızı senin aldığını biliyoruz, ona göre. Dünyayı güzelleştirecek ne lan Ali? Bari hedef koyuyorsun, biraz gerçekçi hedefler koy. Ne bileyim, Beylikdüzü'nü güzelleştirecek de, Afyon'u güzelleştirecek de. Dünya ne ya? Bu arada lavabonun musluğu damlatıyor. Hazır gelmişken bir bakıver Metin ya. Fırsat gördüm bir dayanamıyorum. Ne yapayım? Metin, olduğun yerde kal. Biz buraya hizmet vermeye değil, hesap sormaya geldik. Parası neyse vereceğim Metin. Metin, girişte lavabonun altında 13-14 anahtar gördüm. Musluğu hallet abisi, hadi. Kimi? Senin çaldığını biliyorum bak. Eğer vermezsen emniyete giderim. O da olmadı, valiye kadar çıkarım. Lan yerin valisini. İstediğin yere çık. Gerçi şu araları yemem. Bildiğim kadarıyla yasak. Oğlum sen bizi bitireceksin mi lan? O yüzden değil lan. Orucum bugün. O yüzden yiyemem. Ha sen vali kebabı diyorsun. Ya şimdi senenin en erken okunan akşam ezanı bugün. O yüzden oruç tutuyorum ben. Şimdi oruç tutmazsam kampanya var da sanki faydalanmıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Hallettim abi. Conta gevşemiş. Sıktım düzelle. Para yan odada Metinciğim. Oğlum düşün artık yakamdan. Vallahi yeminle babanıza söyleyeceğim. Lan oğlum minderlerin biri ikisi değil. Üçünün de yeri yanlış ya. Parayı komodinin üstüne koymuşsun Hilmi abi. He. Orada. Çıkarken parayı komodinin üstünden al datlum. Çıkarken komodinin üstünden parayı alamam datlum. Düzgünce ver abi. İster al, ister alma. Çok tatın. Çocuklar, sizin aksinize benim işim gücüm var ya. Çıkarken kapıyı arkanızdan kapatın. Ali, bin parçalı yapboz değil lan. Tepe topu 3 tane minder. Sizin bulduğunuz icadı bırak. Parayı bile almam lan ben. Düşün lan artık yakamdan. Bu arada hırsızlık yaparkenki hijyen mantığınızı takdir ettim. Galoş süper. Hilmi bunu sevdi. Ya yemin ediyorum itliğine yapıyor ha. Ben gidip komedinin üstünden para mana almam abi. Vallahi ben de almam. O zaman yapacak tek bir şey kaldı Metin Özdemir. Arkadaş makas taşı yener. Anlatamadım şunu kimseye ya. Böyle deneye deneye yener. Hadi abisi, hadi abisi. Açıl susam açıl. El grande. Oh dear. Efendim, bir yılda Türkiye'deki tüm şirketler içerisindeki en büyük ciroyu yaptınız. Evet, yaptım. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Kar odaklı çalıştım. Para basmaya yönelik hareket ettim. Emperyalizmin kölesi, kapitalizmin uşağı, paranın efendisi oldum. Acımadım, acıttım. Ağlamadım, ağlattım.
Peki neden dünyayı güzelleştirmeyi denemediniz? Ne gerek var? Hı? Niye uğraşayım ki? Risk almadım. Ben sürpriz sevmem. Sırf sürpriz sevmediğim için gittim apandistimi kendim aldırdım. Evet, evet. Aldırdım. Yaptım bunu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Lan oğlum. Siz bundan 30 yıl önce modern bilime tepki olarak doğdunuz lan. Ben sizin Vatikan'ın gizli projesi olduğunuzu ciddi ciddi düşünürken niye icadınızı çalayım ya? 17 bin dolara karşılık çaldın işte icadı. İnkar etme, itiraf et. He lan, he çaldım çaldım. Ben çaldım ya. Sizin tamamlamak için fellik fellik para aradığınız icadınızı çaldım. 17 bin dolar o. Üste de aradığınız parayı koydum. Eksi 20 küsür bin dolara bağladım işi. Salağım ya be. Bana yılın yatırımcısı ödülümü verin lan. Verin. Şimdi o konuya da gelirsek, yatırımcınız icat konusunda halen ısrarcı beyler. Bir daha düşünmenizi istiyor. Nasıl ya? Bu iki ara elemanın icadına talip mi çıktı? Ne teklif ettiler? Valla şimdi net bir teklif yok. Ama benim umduğum şöyle bir şey. Maş. Maş. Bu ne bu? Metrik sistem mi yoksa inç falan mı? Direkt Türk lirası. Kap. Bana biraz müsaade ederseniz. Mobeseleri incelettirmiyorsunuz. Polise de gitmiyorsunuz. Şu sıralar polisle aramız pek iyi değil. Olayı medyaya taşımak da istemedik. Yani icadımız kötü şeylerle anılmasın. Lan icat sizinle anılıyor. Daha ne olsun? Boşverin mobeseleri falan. Yani hırsızın kim olduğunu bilmiş. Kafanda bir şey var. Var, evet. Hırsız bize çok yakın biri. Yanlış anlıyorsun. Hakikaten kafanda bir şey var. Bu ne lan? Niye koydunuz oğlum bunu kafama? Yeni bir şey deniyorum Hilmi abi. Bahşişi az veren müşterilerin üzerine tavandan bir tane reflektör sarkıtıyorum. Onlara geç gidiyor kara kuruler. İyi mi? Allah Allah. Biz bu kuru karılara bir de bahşiş mi veriyoruz ya? Vallahi ben orucum. Bugün çay mı içmedim. Ama yine de bahşişi şuraya koyuyorum. Alsın bakalım alabiliyorsa. Kalkın. Hırsızın yanına gidiyoruz. Ben polise aksettirmeden şu mobeseleri bir inceleyeyim. Delikanlı. Hilmi seni çok seviyor. Lan kara kuriler bile benden fazla mı kazanıyor lan? Oğuzhan'ı sen de tanıyorsun Hilmi. Mahallemizin eline doğdu. İmece usulü yedirdik içirdik. Dedik ki mahalleye ülkeye bir faydası olsun okuttuk hep beraber. Doğrudur. Doğrudur. Tez tez tez. Hilmi'nin ona ihtiyacı yok. Gel gör ki koca üniversitede sadece okumuş bu sığıroğlu. Ne kimseyle tanışmış, ne kimseye merhaba demiş, ne böyle bahçede kızlı erkekli şarkı söylemişler. Bildiğin fidan girip sığır çıkmış fakülteden. Doğrudur. Doğru. Ne dedim ben? Hı? Ne dedim? İşini bilir. Fakülte birincisi. Muhasebe bunun işi. Hesap makinesi var kafasında. Sor bir soru. 100 lira kazandım. 2 yıl vergi vermedim. Cezam kaç lira olur? Hileli soru. 2 yılda bir af çıkar zaten. Zehir mübarek zehir. Şimdi Hilmi, bak sen bu çocuğun elinden tutacaksın. Mahallenin zengini sensin. Doğrudur. Buna iş vereceksin. Abla, benim zaten muhasebecim var. Hem de 3-4 tane. Ayda 9-10 bin lira maaş veriyorum hepsine. Yapacaksın bunu Hilmi. Biz burada kocaman bir aileyiz. Bunu mahallemiz adına yapacaksın. Şimdi ben ablanım, bu da kardeşin. Sen bizi koruyacaksın. Abla. Can evimden vurdun şimdi beni. Ailemden birini emrimde çalıştıramam ben. Köpek çekiyorum hepsine. Aşağılıyorum, ezikliyorum. Ne izin, ne zam, sınırsız mesai, tazminatsız kovma hepsi bende. Bunu benden isteme. Sevdiğim insanlara bunu yapamam ben. Yapamam. Neyse de bizim mahallede bir tane de Hamiyet vardı. Bildin mi? Maymun Hamiyet. Okudu o. Karayollarından emekli oldu. Ne bakıyorsun sen? Allah benim belamı versin. Ya bir çarpacağım şimdi, yer çarpacak seni. Hilmi, şimdi biz bu banka işinden bir sonuç alamadık. Yalnız borcumuz borç. Onu artık çalışıp bir şekilde ödeyeceğiz. Gerilmeyelim. Ne? Nasıl? Ha, babamı arayıp her şeyi anlatın diyorsunuz. E olur, olur. Aman abi ne yapıyorsun sen ya? Bak babam borcu duyarsa abimden kav, benden kibrit yapar, çakar da çakar. Kıvılcım çıkar. Ödeyeceğiz abi borcunu, ne yapıyorsun ya? Ben niye kav oluyorum lan? Sen kav ol. Tamam ben kav olayım.
Demek 17 bin dolara da aylık faiz işletin diyorsun. Bak o da olur. İlginç bir fikir. Faturayı da babanıza yollarım. Hilmi bunu sevdi. Ya abi olur mu öyle şey ya? Sen de amma büyüttün yani. Nedir yani? Alt tarafı bir yüzük kayboldu. Nedir yani? Kaybolsun nedir? Senin neyin var aslanım ya? Ha? Debil eksikliği mi var sende? Hayır yani varsa söyle bir güzel tamamlayayım. Tamamlayayım mı? Tamamlayayım mı? Tamamlayayım mı? Hilmi sakin. Sen niye böyle yapıyorsun Hilmi? Ha? Sen varlıklı insansın. Ha? Senin bir tek dağdaki domuzun eksik. Onu da geçen ay tamamladım. Yaban koydum ismini. Çocuklar, benim bir sürü işletmem var biliyorsun. Hayat enteresan. Kiminin cenazesi oluyor, kiminin düğünü oluyor, kiminin çocuğu oluyor, kimi hastalanıyor, yatağa düşüyor. Sen niye anlatıyorsun bunları ya? Şimdi hayatın bu akışı içerisinde olan bütün olaylar bir işveren olarak geliyor, bana giriyor. Çok yaş hocam, evet. Hepsinin de kanun önünde izin hakkı var. Şimdi benim iş yerine gelemeyen adamların yerine yedek adamlara ihtiyacım var. Abi olur mu öyle şey ya? Çalışan adamlarız biz, işi gücü olan adamlarız. Ne? İşi gücü mü? Senin tipini sikeyim ben. SSK'sı var mı bari? SSK yok ama SS var. Yol artı yemek. Yemek var. Yolu da... Abi, bu hızla kaza yapsak hayatta kelime-i şehadet tamamlayacak süreyi bulamam ha. Eşi düğüne kalsın kabul olur mu? Ya da şimdi söylesem kaza anında söylemesem sayılır mı? Nasıl yapıyordu lan? İki pat pat, bir fıt fıt. Pat neydi fıt neydi lan? Ben o şeyi dinleyecektim camide ya. Diyelim ki şimdi söyledim sayılır. Acaba sadece bir yolculukta mı sayılıyor yoksa birkaç gün sayılıyor mu abi? Yani ben birkaç gün sonra kaza yapsam orada söylemesem sayılır mı? Nereden bileyim oğlum? Hiç unutmam bak 10 yaşındayım Kur'an kursuna gidiyorum. Kocası fahişe anlatırken el kaldırdım. Hocam dedim bunu gerçek hayatta biz nerede kullanacağız dedim. Orada ben bittim işte Betik. Orada ben kaybettim. Boş yol ya, boş yol ya. Kime selektör yapıyorsun İlmi abi? Karışmayın araba sürmeme. El grande! El Pablo! Adam boş yolda hatalı sollama yaptı abi. Bunları da gördü bu gözler ya. Çekilin lan! Siz çekilin! Polis mi o? Merhaba. Beyefendi ters yönde gidiyordunuz. Belgelerinizi alayım. Buyurun. Şey amirim şimdi şöyle izah edeyim. Ya benim gözüm sizi bir yerden ısırıyor. Sizin memleket nereydi amirim? Muhacirim ben. Vallahi mi? Ben de muhacirim. Hemşeri çıktık demek ki amirim ya. Tanzanya'dan mı göçmüş sizinkiler? Yo, Selanik'te. Vallahi beyefendi ben daha önce Selanik'e gittim. Orada size benzeyen bir tane adama rastlamadım. Şimdi şöyle izah edeyim amirim. Benim büyük büyük dedem bundan yıllar önce manavlardan esmer bir gelin almış. Karı beyazların içine atılmış siyah don gibi bütün sülaleyi boyadı ya. Bunlar belgeleriniz. Bu da cezanız. Amirim siz Selanik'in neresindensiniz? More, kakosi, haydi bire. Ayrıca ters yönde gittiğiniz için aldığınız cezanın puanı da sicilinizde işlenecek. Polis sana gidiş yönünden puan verdi abi. Sus lan! Amirim, ben küçükken sarışınmışım ya. Bağlantı kuramadı. Bağlantıyı kursaydık iyiydi ama kuramadı. İlmi, esas ben küçükken sarışınmışım lan. Onunla ilgili bir şansımı deneseydin. Öyle mi? Bak benim rahmetli annem ne derdi biliyor musun? Eğer derdi vücudundan çıkan şeyin rengi sarıysa onda hastalık vardır. Demek ki doğru söylüyorum. İnin lan aşağı, in! Yolun bundan sonraki kısmını eşeklerle devam edeceğiz. El Merzifon! Ali! Betik! Hilmi! Hilmi abi! Yine mi siz lan? Yine mi siz? Siz varsınız değil mi bu işin içinde? Biliyorum vallahi da billahi da biliyorum. Tamam. Geçtik. Sakin. Tamam. Ya Hilmi vallahi billahi bizim bir günahımız yok ya. O İngiliz anahtarı var ya. O İngiliz anahtarı... Bekleyin lan. Bekleyin. Hilmi abiniz geliyor. O şey var ya Boğaz Köprüsü. Boğaz Köprüsü'nün... Çıkmış. Çok az kaldı. O üçüncü köprü var ya. O üçüncü köprünün inşaatının bitmesini beklemeyeceksin. İnşaatını bilirsin. Göreceksiniz. O alet çantasındaki bütün eşyaların hepsini böyle... çıkaracağım sizi. Çok az kaldı. Hilmi abiniz hepsini halledecek. O icadınızın
Hepsini sizin böyle sokacağım, çıkaracağım, sokacağım, çıkaracağım. Ya bizim sana ne gibi bir yamuğumuz olabilir ya? O yamuğun kralını ben sizi kapı kapı dolaştırıp bana da büyük ilmi demesinler. İlmi abi, kendimizi ifade etmemize bir izin versen bu çirkin laflara gerek kalmayacak ha bak. Bacılar. Asıl ben sizin yüzünüzdeki ifadeyi... ötmedim. Neyse. Bayağı bir ferahladım. Hilmi ferahladı. Gidebiliriz. Bir dakika. Bunlar. Malım, mülküm benim bu ya. Bu iş daha bitmedi. Ali, Mesut, görüşeceğiz. Ya Süleyman amirimin benim burada olduğumdan haberi var mı? Ben sadece kamyonun sahibiyim. Hiçbir şey bilmiyorum ya. Amir şu anda meşgul. Müsait olunca görüşürsün. Hı, demek meşgul. O zaman müsait olunca nezarethane eder misiniz? Tamam, geç. Ya bırak bunu. Geçmiş olsun beyefendi. Hayırdır, mevzu nedir? Kardeş, mevzu biraz çetrefilli. İki it başımıza bir iş getirdi. Buraların aklını almaya geldik. Hayırdır beyefendi? Metin ve Ali diye iki çakal var benim semtten. Onların yüzünden biz de alıntı olduk. Buradan bir çıkayım. Bak onları ne şekillere sokacağım ben. Mineltek giydirip mikrodalgalarına elektrik manyağı yapacağım. Beyefendi, bir insana benziyorsunuz. Pek size yakışmıyor bu laflar. Kardeş, ben ölmeyi bayılmak sanıyorum. Sabah yürek giyip öyle çıkıyorum evine. Bu iki it akıllarınca benimle yürek güreşi yapacaklar. Yaptırırlar mı lan adam ha? Ben yerinde olsam o ikisinin kılına bile dokunmazdım. E bizde epilasyonculuk baba mesleği. O nasıl olacak? Kızma be abi. Ben soruyorum. Nerede şimdi o ikisi? Dışarıdalar ya. Serbest bırakıldılar. Bu kadar mevzuya bulaşmışlar ama serbest bırakılmışlar. Bence mevzu biraz karışık. Sen hiç bulaşma derim. Fakat ya. Onları nasıl serbest bıraktılar ki? Hilmi bunu şaibeli buldu. Vur davulcu tokma! Kalabalığın bizim kahvenin önünde ne işi var lan? Vallahi ne yazdığını çözemedim pankartta ama anladığım kadarıyla Hilmi'nin gözaltı süresi dolmuş abisi. Allah Allah, nasıl kızdıysa Hilmi abi davul zurna eşliğinde dövecek bizi herhalde. Baksana bir karnaval havası. Davullu zurnalı dövün töreni diye bizim bilmediğimiz bir adet mi var? Evet! Ahan da geldi vallahi o çiğitler. Geldiler! Gelin! Hilmi geçmiş olsun. Çıkmışsın. Ya benim size canım feda. Ne var yani sizin yüzünüzden nezarette bir gün misafir etmişlerse? Hilmi abicim, borcumuz borç. Ödeyeceğiz. Bir planımız var. İlk senin borcunu. Hangi borç ya? Vallahi daralırım. Duymamış olayım. Yani mahallemizin ilk illegal insanına bir yüzüğü feda etmişim. Çok mu? Ahan da herkes şahit. Sildim lan borcunuzu. Aha lan mı dedim. Özür dilerim. Sildim oğlum borcunuzu. Aha oğlum mu dedim. Özür dilerim. Sildim aslanlar borcunuzu. Ne oluyor lan? Ey mahalleli! Bugüne kadar boynumuz büküktü. Her mahallenin en az bir iki gayrimeşru kovalayan ağır abisi varken bizim mahallemiz sempatik, sıcak bir aile mahallesi olarak görülüp diğer mahalleler tarafından eziklenirdik. Şimdi bu iki adam sayesinde artık bizim de mahalle bir mafyamız var. Ya bir susun ya. Ne mafyası ne gayrimeşru. Kardeşim ne uyduruyorsunuz kafanızdan ya? Bizim o taraklarda bezimiz yok. Tabii canım, olmaz. Olur mu hiç? Olur mu? Yok. Asla. Hayatta inanmam. Görsek de inanmayız. Hiç alakanız yok. Bizden sır çıkmaz. Hayatta çıkmaz. Çok şükür bugünleri de gördük. Zaten sizin bu yollara gireceğiniz daha küçüklüğünüzden belliydi. Evet. Bak hiç unutmam. Metin daha 11 yaşındaydı ya. Toplu sünnet töreninde sünnet olmuştu. Annesi yara olmasın diye etek giydirmişti. Arkadaş Metin öteyi bir sevdi, 6 ay üzerinden çıkartmadı. Hayır, bir de uçarı çocuk. Sabah akşam filiklik veriyor. 6 ay mahallede öyle dolaştı. Ama kimseye eyvallah etmedi ha? Utandırıyorsun beni abi. Böyle de mütevazı bir çocuk ya. Tamam neyse. Ben şimdi nezaretteyken adak adamıştım. Eğer Yüce Rabbim bu iki koç yiğiti bir daha bana görmeyi nasip ederse koç keseceğim demiştim. Getirin koçu. Getirin! Abi sen ne yapıyorsun İlmi abi ya? Niye kesiyorsun hayvanı? Kesmeyeyim mi?
Kafasına mı sıkacaksınız? Ya ne kafasına sıkmasından bahsediyorsun sen? Durduk yerde hayvancağıza yazık ya. Mahalleli, duydunuz değil mi? İşte böyle vicdanlı bir mafyamız var. O zaman ben de dostluğumuzun bir nişanesi olarak tıpkı bir beyaz güvercin gibi bu koçu doğaya salıyorum. Hadi de, mıçıl sırası, de. Mışra, mışra, mışra. Ahay, 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 ahay. Ne yaptı şimdi? Hayvanı doğaya saldım diye şehrin ortasında bırakıyorsun abi ya. Tinerci mi olacak hayvan? Salmayayım mı? Kafasına mı sıkacaksın? He, kafasına sıkacağım. Getir. Ya ne diyorsun Gülmüş sen? Hayvancağıza yazık, günah ya. Götünün sahibine verin, yakalasınlar tabii ya. Yakalasınlar mı? Mahalleli, abilerimiz hayvanı yakalayın diyorlar. Mahallemizin abileri öyle istiyor. Koşun, koşun. Alo. Metin, Ali, yardımınıza ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Ne? Nasıl zor durumdasın? Söyle İlmi abi, neredesin? Geliyoruz hemen. Evdeyim. Koşun. Koş, 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 koş. Ne olmuş lan? Ya ne bileyim, hemen dedi, gelin dedi. Gel abi, gel. İlmi abi yetti, aç kapıyı. Çok zor durumdayım, açamıyorum. Kaçın, el aktar, kasmasın altında kalır. Allah Allah, zor durumdayım derken tam olarak ne oldu? Çok paraya sıkıştım, bir yardımcı olur. Büyük utanç içindeyim. Nasıl ya? Sen utancından mı açamıyorsun lan kapıyı? Yok lan, hakikaten çok paraya sıkıştım. Kaldım paraların arasında. İstiyorsan gel kafanı sor. Hı? Seversin sen Ali. Bunların diline düştük bir kere arkadaş. Adam üşenmemiş, erimemiş, bildiğin organizasyon yapmış ya lan. Üşenmedim vallahi. Bütün şirketi aradım. Bütün paraları getirdim, yırdım buraya. Seni var ya, seni parayla döverim. Vur, 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 vur. Oh, oh. Ben de seni... Konuşma. Aç ağzını. Aç, aç, aç. Ya arkadaş ya, ateş gördüm mü dayanamıyorum. Böyle bakıp kalıyorum, hipnotize olmuş gibi. Oğlum elini kolunu sokma oraya ya. Yanacaksın, karacaksın başımıza. Geç şuraya. Aç. Bu ofisin en büyük gideri odun lan. Odun deyip geçme. Ne kadar odun, o kadar ateş. Geçen ay 1,5 ton odun yapmış. Bayağı yoğun bir işte. E ofis gideri olarak sadece odun gösterince maliyeden incelemeye geldin. Neyse ya neyse. Bizim senden ufak bir isteğimiz var. Bize bir abilik yapacaksın. Adilik yaparım. Adilik değil, abilik, abilik. Hmm. Nüfusumu kullandırtacaksınız yani. Azametimi ve zenginliğimi konuşturtacaksınız. Krallığımdan faydalanacaksınız. Güzel. Anlatın soytarılar. Kral dinliyor. Türk futbol tarihi boyunca Süleyman Seba'dan başka hiç kimsenin bir araya getiremediği üçlüyü bir araya getirmeni istiyoruz. Metin Ali Feyyaz'ı. O zaman ben biraz odun getireyim, şu işi bir konuşalım. Gol oldu. Çok yaşa. Karışma hayatıma. En çok ben yaşayacağım. En çok ben. Hepinizi gömeceğim. Dinlemiyorum ki. Abi, niye çağırdınız milleti kahveye? Ne bileyim lan, İlmi abinin işleri işte. Anam bile çağırmış ya. Ne yapıyorsun? Ayıp, ayıp. Arkadaşlar, Einstein'ın bir sözü var. Ağaçtaki elmayı istersem kendime gökyüzündeki yıldızı hedef seçerim der. Bu gençler de bana geldiler. Biz gökyüzündeki yıldızı istiyoruz dediler. Hatta 3 yıldızı dediler. Ulan mahalleye bir grup Rus turist gelecek. Kim ne kalsın bahanesiyle. Topladınız bizi, yine altından başka bir şey çıktı arkadaş ya. Umsuruk olacağım yeminle ya. Ulan ben de o gazlı hanımlı olanı Ürgüp'e gönderdim. Bak İlmi, bu hareketinle senkronize hayır hak ediyorsun, kusura bakma. Arkadaşlar beni bilen bilir. Ben deveye boynun niye eli demem. Deveye direkt neren doğru derim ki deve göt gibi kalsın. Bu gençlere de verirdim cevabını ama ayağıma kadar gelmişler. Ayıp olur. İlmi abi dediler, biz bu bölümü geçemiyoruz dediler. Sen geç dediler. Ne yapsaydım? Yarı yolda mı bıraksaydım? Hı? Hayır. Bravo. Lan. Oğlum adam kitle psikolojisini çözmüş lan. Arkadaşlar bunlar bana babamızla barışmak için Metin Ali Feyyaz'ı kahveye getir dediler. Başta şaka yapıyorlar sandım. Sonra bir baktım gayet ciddiler. Ben de o zaman eğlenmekte bir beis görmedim. Metin'e Metin'i, hop. Feyza'ya Feyyaz'ı, hop. Ali'ye de Ali'ye getirme görevini verdim. Ebe. Sana da bu. Oğlum biz bunları mı konuştuk? Arkadaşlar kahveye de bu göreve en layık gördüğüm kişileri, yani sizleri çağırdım. Arkadaşlar ortaya tam 15.000 TL koydum. Allah Allah. 3 ayrı gruba ayrılıyoruz arkadaşlar. Eğer görevi bir grup tamamlarsa 15.000 TL alacak. 2 grup tamamlarsa
7500'er 1000 TL alacak. Şuna bakın lan, kendini kaybediyor. 7500'er beyim sen devam et, devam et. Eğer 3 grup görevi tamamlarsa tam 5000'er TL alacak. Şimdi minimumda 5000 TL kazanmak için bu oyuna var mısınız? Evet! O zaman kılıçsız D'Artagnan ve saz arkadaşları adamlarınızı seçin. Ya! Öberi! Öptü seni. Eşi Serhan! Al aldığını. Hilmi abi, yani Hilmi Bey. Vay şaka, Sezai abi. Oğuzhan! Teyze beni seç, kafanı kırarım seni. Annem! Kartal! Hilmi, Şerif abi bana kaldı. Biz Oğuzhan'la iki kişi olsak olur mu? Olmuyor canım, olmuyor. Şerif abi. Arkadaşlar, yarından itibaren açlık oyunları başlar. Saatlerinizi ayarlayın, 48 saat sonra görüşüyoruz. Tomaliyatu! Ya biz biraz güçlü olduk sanki. 24 saat mi verseniz? Ulan ben bir resmen ölüm grubuna düştüm ya. Ölüm grubu, baksana şuna. Düştüm, gel, gel. Ooo Metin! Hoppa! Ali! Feyyaz! Metin Ali Feyyaz o! Metin Ali Feyyaz o! Metin Ali Feyyaz o! Nereden buldun bu doktor önlüğünü Hilmi? Kasaptan. Aynı önlük sonuçta. Bak her tarafında inek kanı var. Kıyma da aldım. İndirim varmış. Ne yapayım? Fırsat gördüğümü dayanamıyorum. Aa, hemşire geliyor. Hilmi abi sorsana neredeymiş? Ay. Kızım bir bakar mısın? Ameliyattan yeni çıktım. Ben Feyyaz Uçar'ın doktoruyum. Bilirsin doktor adamın kafası dağınık olur. Bu Feyyaz Uçar'ın oda numarasını unuttum ben. Kaçtı ya? 4. kat 403 numaralı oda hocam. Acil bir şey mi var? İsterseniz bütün hastaneyi seferber edelim. Yok yok yok, gerek yok. Ben ona borç vermiştim de onu geri alacağım. Hadi işine bak sen. İşine bak. Muhatap olma benimle. Gengin misin sen benim? Doktorum ben. Tereyağından kılı çektim. Her yerde sizi arıyorum doktor bey. Şu annemin röntgenine bakıp bir teşhiste bulunur musunuz? Yalnız benim acil gitmem lazım. Hasta bekliyor. Ne olur yani bir baksanız. 30 saniye ilgilenseniz ölür müsünüz? Ben ölmem de ananız ölebilir. İyi bir doktor değilim ben. Yani ananıza iyi gelmem. Gerçi ben kimsenin annesine iyi gelmedim. Allah belanı versin be. Tövbe de lan. Bütün doktorlar aynı. Hiç ilgilenmiyorsunuz bizimle. Tamam tamam. Ben bir hastaya bakayım sonra konuşuruz. Abi bu adam anamıza bakmıyor. Abilir. Bakacaksın lan bu filme. İyileştireceksin lan anamızı. Biz sokakta bulmadık onu. Bak çabuk koy teşhisi. Ben nasıl bakayım abi? Abilir. Abi mi olduk lan şimdi? Bu doktor anlamaz ki bu röntgenden. Doktorumuz ürolog. Evet ürologum. Vay be. Ulan adam işini ne kadar çok seviyorsa koştura koştura gidiyor milletin acırını ellemeye. Bize de 2 saniyesini ayırmıyor. İlla beni yatırın zorla dövün diyor. O nasıl bir dövme şekli ya öyle? Siz öyle mi dövüyorsunuz? Tamam tamam bakıyorum. Amma uzattınız ya. Bakayım. Tarıyorum şu anda. Evet. Bu bir kadın. Ananız bir kadın. Şaşırdın diyeyim. Tıp çok ileri. Yaşlı bir kadın. Öyle değil mi? Ya bu kadın bir deli bir kemik kalmış. Ölür. Siz bunu bir doktora gösterin. Ulan sen bir de bizimle dalga mı geçiyorsun? Yok. Dalın. Durun durun dalmayın. Siz bir ısının. Hemen geliyorum. Bunlar var ya beni temiz yarım saat döver. Siz önden gidin ben daha sonra geleceğim. Geçmiş olsun Hilmi abi. Bir dakika. Bunu zaten kasapta dövdürmüştüm. Bir daha dövmenize gerek yok. Nimet sonuçta. Evet Hilmi hazır. Ama bunu hiç hak etmedi. Yalnız yüzüme vurmayın. Oradan para kazanıyorum. Başla. Evet ya, ne yapıyorsunuz? Alın siz bunu en iyisi. Dışarı dövün. Kapının önünde falan. Doktorum ben. Çakma Nurgül Yeşilçay. Attırırım seni bu hastaneden. Ürolog, kazmıkçıyım ben. Yürü. Yapmayın arkadaşlar ya. Yapmayın. Hilmi bunu beceremedi. Ne ya? Hani beceremediğin iş yoktu Hilmi? Onun yerine tata. Hop. Saat aldım. Alayım onu ben. Sana değil lan. Babanıza saat verin, barışır. Ya ne saat Hilmi? Allah aşkına bırak. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Babandan pahalı o saat. Şey yapın, para verin. Kesin barışır. Al bunu babana ver. Babana ver bunu. Hoş, hoş. Aslan parçasına bak sen ya. Ne yapıyorsun oğlum? Oluya vermiyorsun kendini Metin. Vermiyorum. Ver. Sonra da bu tutturmaz mı? Yok ben annemin evine gideceğim diye.
Ya dedim annenin evine gitmek çözümse ben de geleyim dedim. Bir kızdı, bir kızdı. Sinirinden ağlayacak neredeyse. Benimkini biliyorsunuz. Kızdı mı kafası atar. Aldı vazoyu tak benim kafama. Benim kafada işlenmiş mermer. Sen vazo parçalara ayrıl. Parçalardan biri de sakınan göze bat. Bunun gözü böyle akıyor. Kızım dedim, kızım. Öyle dedim ağlayarak dedim. Beni yumuşatamazsın dedim. Tabii. Hilmi Bey, siz dolar gününüze katılmak istiyoruz derken eşiniz gelecek sanmıştık. Malum daha çok kadınlar arasında olur ya dolar günleri. Aa, o benim kendime olan saygım ama. Büyük Hilmi'ye tek kişiymiş gibi davranamazsınız. Lütfen. Ama... Aması maması yok ya. Burada oturmuşuz, eşlerimizi çekiştiriyoruz. Yanlış mı yapıyoruz? Hayır yani az gelişmişlik sürecinde Türkiye'deki kadınsa mesele... ...o konuda Büyük Hilmi'nin de edecek iki çift lafı var. Kadınlar çok eziliyor... Kadınlara bu ülkede az güveniliyor. Biz de öyle düşünmüyoruz. Bizimiz yok efendim. Bizimiz yok. Hanımlar, hanımlar. Yastık altındaki mevduatınızda gözüm var ona göre. Öyle kolay kolay kurtulamazsınız benden. Yemin ederim kocama söylerim. Seni sen sudan gelemeyinceye kadar döver. Oh, arada eşek de dedi. Desinler değişemem. Vallahi söz verdiniz. Dolar gününüzde ben de varım. Ay üstüme iyilik sağlık. Hanımlar kalkın kalkın adam sapkın çıktı. Kaçın, kaçın, kaçın. Avukatımı yolluyorum peşinizden. Hepinizin GBT'si var elimde. Allah'tan hukuk var bu ülkede. Demokrasi var. Evet. Bununla beraber 51 etti. Bir dolar günle daha sızarsam 52 eder. O zaman yıl içindeki sıcak para akışım rahmetli Steve Jobs'unkiyle eşitlenir. Ulan iktisat ilmini baştan yazıyorum ama yazım kötü. Kimsenin haberi yok. Aha. Vallahi ben de böyle aylaklık yapıp maaş alsam ben de sabaha kadar gülerdim gençler. Yalan yok. Hilmi Bey. Hilmi Bey ya. Peki şimdi siz çalışmazsanız, ben para kazanmazsam kalmaz ki o bey takısı. Hilmi olurum ben. Hilmiciğim olurum. Çık lan Hilmi olurum. Öyle değil mi? Siz böyle aylaklık ederken müdürünüz nerede lan? Hı? Nerede? Çağır çabuk gelsin. Koş. Başladım bugünkü gösterim. Bazen borsa izlerim ben. O bir gerilim filmi. Bazen de altın izlerim. Duygusal niyetim. Ama komedi dedim mi şu tabelayı tek geçerim. Her zaman güldürüyor namussuz. Büyük Hilmi aman efendim. Şu ihtişam, şu görkem, şu Kürk. Kimde var aman efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Feyza, kulağım sende. Anlat. Nedir mesele? Evet. Efendim, benim hiçbir zaman yapmadığım şeydir siz de bilirsiniz ki. Ama ben sizden zor durumda kaldım ve bir miktar avans rica edecektim. Hadi Feyza söyle ne söyleyeceksin? İşte dedim ya bir miktar avans. Hadi kızım seni dinliyorum anlat ya. Avans, avans. Kızım sen gerizekalı mısın? Hı? Sende demir eksikliğin var abin gibi. Bir saattir ne anlatıyorum ben burada ya? Anlaşılmıyor mu oradan? İlla böyle büyük büyük abartı abartı mı oynayayım? Seni duymamazlıktan geliyorum ya. Ama efendim, sepet efendim. Çok teşekkür ederim güzel efendim. Sen beni kahrımdan öldürecek misin ya? Şurada düşüp bayılayım mı? Onu mu istiyorsun? İki hafta sonra zaten maaşı oradan kesersiniz. Kesersiniz? Oh ne ala ne ala. Ben maaşı geç ödemenin yasal yollarını araştırsınlar diye... ...muhasebecilerimi seferber edeyim. Onlara ek mesai ödeyeyim. Feyza Hanım avans istesin. Bu kadar hakaret. Dayanamam ben. Feyza, niyetin beni üzmek idiyse başardın. Umarım mutlusundur. Hilmi seni sevmedi. Tadımı da kaçırdın. Lan! Kaslı çocuk. Sen izle, sonunu anlatırsın bana. El kalıyor öyle. Oh, afiyet olsun. Yarasın. Anlaşıldı. Amca masadaki koz yatağı durağı oldu. 15 dakikadan önce kalkmaz bu araba. Amca, 2 gün sonra doğum günüm. İstersen o zaman at, hediye niyetine sayarız ha. Az önce sarı ikiliye attı. Ondan 4 el önce de sarı dörtlüye attığına göre... ...birle başlayan sarılı seri yapmıyor. Allah Allah. Amca rehin mene bağladı bana. Daha önce attığı siyah 12'li, siyah 7'li, sarı 8'li ve kırmızı birliği göz önüne alırsak... Hepsini ezberlemiş ya. Elimdeki taşlardan ona en az yer yani %3 ihtimalle siyah 11'li. Aha! Vallahi da bittim. Asıklar ona mı be? Hem de okeyle bittim. Hilmi amcayı sevdi.
Ne yaptın Salih Hoca ya? Atılır mı o taş? %100'tü ama. Anlamadım ki siyah 11'li. Siyah 11 mi? Bir o be, bir. Sen çift görmeye başlamışsın. Ne koyuyorsun suyun içine Allah aşkına ya? Alkol. Bak, bak. ÖSYM gibi nokta atışı yerleştirdi. Birinci tercihim geldi. Amca, sen niye bunları böyle tek tek dizdin? Yaramazlık yapıyorlar diye birbirlerinden mi ayırdın? Eteki be. Çifte gidiyorum. Vallahi amca çift görme konusunda kendini geliştirmiş. İstediği zaman rakamları çift görüyor, istediği zaman da taşları çift görüyor. Tamam. Madenci. Evet. Seyis. Adam bas. Hazır. Adam bas. Emret. Daha çok adam bas. Hadi İleri, altın toplayın. Yaparım. Odun kesin. Emret. Geyik avlayın. Tamam, geyikten tamam. Bayın. Hazır ol. Cevap verme bana. Ya, tamam. Cevap verme. Ya, tamam, ya İlmi abi şimdi tamam bunlar senin çalışanın diye bir şey demiyorum da sen niye beni buraya böyle dikiyorsun abi? Ozi. Bak burada ne var? Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel dur. Otur. Otur. Nein. Sit. Dan. Good boy. Good boy. Halk arasında bana muhasebecileri fısıldayan adam değildir. Ozi. Şimdi çocuklar ben aşağı mahallede ne alırsam 1 liraca açtım. Oh, lüks tüketim sektörüne girdim demek abi. Hayırlı uğurlu olsun. No. Sahibe cevap verme. Nein. Feyza, şimdi onun bir sürü kanuni işi var. Böyle şartnameler, sözleşmeler falan filan. Sen Ozi ile beraber o işleri halledeceksin. Ben? Sen de getir götür işlerini yapacaksın lan. Allah Allah. Ozi, bak oğlum. Bu paranın şimdiki yarısı. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Diğer yarısı da burada. İş bittikten sonra alacaksın. Feyza, al bunu götür. Ben şimdi bağımsız iş mi buldum? Hiç merak buyurmayın Hilmi Bey. İşin yerine getirilmesini bizzat takip edeceğim. Bizans köpeğinin güvenenin eleri 5 liraymış meğerse. Yürü git buradan Bizans'ın köpeği. Arkadaşlar, beni takip edin. Dikkat et. Senin önüne geçerse Feyza kravatından tut çek. Tamam. Sağ ol Hilmi Bey. Ozi, Ozi. Bak burada ne var? Geliyor, geliyor. Hadi bakalım. Hop, hop. Tut bakalım. Aferin oğluma, aferin. Hacım, gözün üstünde olsun. Tamam. Kapıyı kapat. Kapat. Adam bas. Usta. Adam bas. Evet, çok... Adam bas lan. Adam simit. Dünyanın bütün zenginleri önce halka açının sonra birleşin der. Aynı adam simit. Bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar dedi. Ben bu adamı çağırmışım, kadrolu serserim yapmaya çalışıyorum. Sen bana kapı diyorsun, yeşil diyorsun. Allah aşkına Hamiyet abla ya. Mendil ağacına gitmezsek başına büyük kötülükler gelecek Hilmi. Uğursuzluk, şanssızlık yakamızı bırakmayacak. Şimdi abla biz mahalleye yeni taşındık ya. Bu lanet hemen bizi de kapsıyor mu? Yoksa memuriyetteki gibi asalet tasdiye süresi var mı? Ya Hamiyet abla ya. Biz burada işimizle gücümüzle uğraşıyoruz. Gözünü seveyim yapma böyle ne olur ya. Nereye gidiyorsun? Kahve söylemiştim. Neyse ben de kalkayım. Mevzuları ekibe bir anlatayım. Hilmi, adam simit. Yürü git lan. Paranı ben veriyorum senin. Öpeceksin bir gün bu eli. Öpeceksin. Köpek. İndireyim. Adam sana da idolümsün. Hilmi. Hayırdır lan? Kaygısızlar kahvesi mi oğlum burası? Bunlar niye okey taşlarını kullanmıyorlar? Hani gene neyin peşindesin bilmem. Mahalleliği teknolojiyle barıştırıyorum. Büyük atılım içindeyim. Değerimi bilin. Allah Allah. Bir şey mi oldu buna ya? Hilmi bir baksana bir okey mi attı? Hilmi benim ya. Aa pardon. Dedi. Okey atan atmış. Kurcalama her yeri. Sen dediğim yere bas. Tehlikeli sularda yüzüyorsun. Aa tamam anlaşıldı. Hilmi neyin peşindesin ya? Söylesene oğlum. Ya geçen gün %30 indirim diye mesaj geldi. Dayanamadım gittim. Bir iki tane derken bir baktım bütün teknoloji mağazasını satın almış. Bu tabletleri bir şekilde mahalleliye kakalamam lazım. Ben de şimdiden pazar çalışması yapıyorum. Şimdi millet böyle tabletten piş diye okey falan oynamaya alışsın. Sonra Twitter mivitir derken mahallenin huzuru bozulmasın. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Hilmi pussuz istikrarlı havayı sever. Aha benim bilek. Selamun aleyküm benim bilek. Scarface nerede? Yok mu? Abi biz ayrıldık Barış abiyle. Dönemsel başkanlığa geçeceğiz de oylama yapıyoruz ilk dönem için. Aa, duymamış olayım.
Şimdi Nirvana için Kurt Cobain, Yurtseven kardeşler için İsmail YK neyse, Barış da sizin için oydu. O sizin marka yüzünüzdü. Biz sizi onunla sevdik. Da biz müzik grubu değiliz ki abi. Allah aşkına söyle. Sert sert baksam yüzüne. Evet. Bana 50 lira borç verir misin abi? Yok. Versem de döve döve 100 olarak geri alırım. Sakalla mı korkutuyorsun lan beni? İşte imajımızı ters kurmuşuz. Hedef kitle eksik belirlenmiş. Liderlik kurumu bugüne kadar yanlış işletilmiş. Da işte. Dönem başkanı seçmek için oylama yapıyoruz. Herkes kendine oy veriyor amına koyayım. 20. tur gene herkese bir oy. Bence o piti piti yap. Ben mahallemde mafya seviyorum ya. Değişiklik oluyor. Eğlenceli bir şey yani. Dağılmayın. Barış Reis olsaydı hemen seçerdi dönem başkanı. Bence de. Bize mahalleyi karıştırma görevi verilmedi mi lan? Kalkın biraz karıştıralım. Mı? Karıştıralım diyenler. O zaman hiç şu Sezai Yiğitlik yapalım. Acayip garezim, acayip garibim, acayip gıcığım o herife. Hışımla çıkalım. Çıkın çıkın da Sezai sizi böyle dişler dişler kemiklerinizi bile yer. Patron! Ne oldu lan? Acil gelmen lazım abi. Acil mi? Acil ne olabilir ya? Sen burada dur, tabletleri kontrol et. Ne oluyor acaba? Acil ne oldu acaba? O ne ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne yapıyor? Ne o? Mühür mü? Bakayım. Anam. Ya ne yapıyoruz? Büyük filminin tesisatçısı burası. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız acaba? Yiyecek satılan yerde hijyen kurallarına uymadığın için bu dükkanı mühürletiyoruz abi. İyi de daha bir şey satmıyoruz ki. Orasını bilmem. Aslanım bizim içimizde hallettiğimiz şeyler. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Ya bu sefer seni de beni de aşan bir durum var İlmi abi. Ya hadi görüşürüz. Yürü lan. Mendil ağacına gitmezsek başına büyük kötülükler gelecek İlmi. Uğursuzluk, şanssızlık yakamızı bırakmayacak. Yok ya. Seni beni aşan derken onu demek istememiştir herhalde. Allah Allah. 16 yıl, 5 ay, 3 gündür ilk defa bir işim ters gitti. İlmi bunu ürküç buldu. Büyük evlerin çöküşü. Alın! Lan! Eski hanımla randevum vardı. Geç kaldım. Vallahi da geç kaldım. Billahi de geç kaldım. Allah! Ne oluyor lan? Trafik daha buradan başlıyor. Geç kaldım. Hayatta yetişemem ya. Atla helikoptere git. Yok ya. Pilotu kovdum. Camı açıp aşağı sarkıyorum diye bağırdı. Sesini yükseltti bana. Açılın! İniye. Otur abi, trafiğe almazsın. Karşıya geçmeyeceğim. Randevum bu yakada. Açılın! Açılın lan! Ben de motosiklet dediydim. Bunun Fırat motoru da mı var lan? Acil durum! Ahtım! Ambulansımı getirin! Boş gezen ve kalfası! Gelin lan buraya! Oh. Bak nasıl da biliyorlar kendilerini. Açın yolu! Büyük ilmi geçecek. Açın! Açılın ulan! Açılın lan! Açılın! Büyük ilmi geçiyor fakir asfaltınızdan! Haddinizi bilin! Gerçekçi olsun diye doladık stetoskopu boynumuza, giydi gönlükleri ama doktor adam niye ambulans kullansın ki? Şimdi kimse anlamayacak doktor oldum ya. Fulay sen bu tipinle beyin nakli bile yapsan kimse inanmaz senin doktor olduğuna. Ameliyatınıza bu gidecek deseler insanlar alternatif tıbba yönelir. Kırık çıkışçılara dolaşır. Tipe bak ya! Paint'le çizilmiş gibi. Peki abi öyle olsun. Sen var ya, biri ölürken açılın ben doktorum desen insanlar önüne geçer. Elini ayağını tutar senin hastaya ilişme diye. Abi tamam yeter anladık. Duymadım lan, duymadım. Kızımızı ne doktorlar istedi de vermedik cümlesindeki doktor olabilirsin sen ancak. Ya da doktor civanım türküsündeki doktor. Ya da bu çim piste koşan at var ya doktor, o olabilirsin. Ya tamam yeter. Neyle gölek mi ya? Anladık tamam, ben de böyleyim. Bak annem bana hamileyken ultrasonda cinsiyetime baktırmışlar. Ne demiştir? Nasıl diye sormuş annem. Çirkin demiş doktor sadece. Kendini de her şeye hazırlayın demiş. Düşün bak, bu genelde ölümcül hastalıklarda kullanılmaz mı? Hilmi abi. Evet. Ondan sonra orada nasıl bir korku, nasıl bir telaş, nasıl bir heyecan olduysa cinsiyetime bakmayı unutup göndermişler bizimkileri. Şaka bir yana hala da bakan olmadı ya. Cinsiyetin belli değil mi senin hala? Baksır gibi gizledim bekaretimi paylaştım seninle. Baksır mı? Ne yapayım ben senin baksırını ya? Anlayana sivrisinek sat, anlamayana sazı soksan az. Artık diyorum bir abilik yaparsın. Heh, ne dedik? Nereni gösteriyorsun lan sen? Muhabbet celanı mıyım lan ben? Muhabbet celanı mıyım? Köpek!
Şerif abi, iyi misin? Ne oldu? Süperim, süper! Elektroşok var lan burada. Hem de çalışıyor ha. En son çocukluğumda babamın aldığı tahta kamyona bu kadar sevinmiştim. Ya Şerif abi, bilmediğin şeyleri elleme ya. Biz çevirme olursa inandırıcı olsun diye arkaya oturttuk seni. Allah Allah! Lan bir şey içtim. Kokusu kuşburnu çayına benziyor. Tadı iğrenç. Galiba üzülmedim. Ya abi, bilmediğin şeyleri niye içiyorsun? Metin Lan'ın termosu vardı. Onun içindeki çayı mı içtin yoksa? Bak içme onu ha. Yoksulların malı kıymetlidir. Yok lan, serummuş serum. Damardan alınca tadını anlamıyordum. Ama içince çok acı geldi. Biz bu gidişle var ya, bu ambulansı gerçekten hastaneye çekeceğiz. Ya adam bir rahat dur artık, rahat dur ya. Allah Allah, Allah Allah. Ne lan bu? Üflüyorum üflüyorum, ötmüyor. Isırıyorum ısırıyorum, tadı tuzu yok. Yenen bir şey değil. Ne bu? Abi hemoroid testi içiyor o ya. Sen ağzına mı soktun onu? İkinci el tıbbi malzeme satan dükkandan aldım ben onu. Ambulans dolu gözüksün diye ya. Ya niye elliyorsun her şeyi ya? Kalbim çektedir ha. Kısmi felç geçiriyorum galiba. Ölüyorum mu ne lan? Bak ben burada ustuzlu yatıyorum. Kimseye de bundan söz etmek yok. Tamam mı? Tamam abi, tamam. Yat sen, yat yat. Abi o deney tüpü kalıbı değil miydi ya? Bozma lan, bozma. Uslu dursun diye yalan attım. O ne lan? Ambulans ambulans çevirebiliyor mu? Vay anasını. Gücü gücü yetene yani. Filmi buna çok şaşır. Kardeş, bizimki arıza yaptı. Hastayı size nakletmemiz lazım. Kaybetmek üzereyiz. Kardeş, hasta nakli kabul edemiyoruz. SSK geçmiyor bizde. Özel ambulansız biz. Kazığız yani. Galiba bundan da para kazanacağım kartal. Tutma beni. Bu nasıl ambulans lan? Lan mı? Bir sağlık personeliyle konuşuyorsunuz. Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin. Hastayı kabul etmiyorsanız bir telefon konuşması yapmam lazım benim. Kardeş, tamam tamam. Hastayı getirin, yükleyin arkaya. Acelemiz var bizim, çabuk. Yok, prosedür gereği sizin almanız lazım. İnsenize kardeşim. Of, bahanda tuttuk. Bilseydim inzibat arabasını getirirdim ya. En fazla bir iki tane asker kaçağı yüklerler. Zorla tank aldırtacaklar bana, zorla! Yürüyen palet zafere gider. Askerde tankçıydım ben. KD-309, yürüyen palet zafere gider. Sana ne lan? Hesap mı vereceğim sana? Hı? Hesap mı vereceğim? Muhafızlar, alın şu televizyonu, alın! Tamam, merak etme. Kralını benim, kraliçesi. Hümrümüm, Katerina'm benim. Uğruna devlet işlerini bile aksatabileceğim baş tacım. Hoş gelmişsin. Ama erken gelmişsin. Kızatma Hilmi. Konuşalım diye tutturdum. Ben de erken geldim ki erkenden gideyim diye. Hadi çabuk, ne var? Söyle, işim gücüm var hadi. Yenge bu mu? Aa. Ya. Ben çağırınca gelecektiniz hani. Arkasına saklanmışsınız. Hilmi buna anlam veremedi. Abi yengenin robot resmi şu köşedekine cuk oturuyordu. O zannettik, görünmeyelim diye bu ablanın arkasına gizlendik. Robot resim mi? Ben size robot resim vermedim ki. Sen telefonda tarif edince ben çizdim bir şeyler. Aynısı değil mi köşedekini? Bakayım. 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 Vallahi aynısı. Bu ne lan? Ayıp. Ulan Hilmi, bir işi de tam yap be. Bari resmimi vereydin heriflere. Ya ben eski karımın resmini elin adamlarına niye vereyim ya? Adım çıkar sonra. Üstelik çıplak hayal etmişler. Sürprizi kaçtı değil mi ya? Ulan biri yüzü yutar, diğeri sürprizi bozar. Yürüyün gidin lan. Hadi yürüyün gidin. Yürüyün gidin. Hadi gidin. Yürüyün gidin. Saklayın bunu, belki lazım olur. Ah, cezanı versin. Şirinlik yapmayın. Vermeyeceğim paranızı. Duygu sömürüsü yapmayın lan. Hadi, hadi yürüyün gidin. Naş, naş, naş. Naş, 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 naş. Ulan Hilmi, sen nasıl bir insan evladısın ki? Kadınlar zengin koca ister, tezini çürütüyor. Bak, çok zenginsin ama hiçbir kadına çekici gelmiyorsun. Neden acaba? Kim demiş? İsim ver bana. Kim demiş? İsim ver hadi, kim? Arkadaşlarım ulan. Bütün arkadaşlarıma tek tek asılmışsın, cibriyetsiz herif. Asıldım evet, ama seni kıskandırmak için asıldım. Hiçbiri pas vermedi bana ya. Kutlarım, arkadaşlarını çok iyi seçmişsin. Ben bir tek koca seçerken yanlış şıkkı işaretledim Hilmi. Gerçek hayat LGS gibi değil. Bir yanlış tüm doğruları götürüyor maalesef. Kırıcı oluyorsun ama. Yani her şerde bir hayır vardır. Bir de böyle düşün.
O bile tutmadı, itikadımı sarstın. İt herif, çabuk ne söyleyeceksen söyle, işim gücüm var, hadi, hadi. Duydum ki bana ait ne varsa çıkarmışsın hayatında. Yeni eve taşınmışsın. Tabii, bensiz hatıralar yaşatmadı seni evde, değil mi? Evi belediyeye ilaçlattım ama kokun bir türlü çıkmıyor. Manyak herif, defalarca eve gelip bahçesine işemişsin. Güvenlik kameralarında görüntüler var. Ya aslanlar gibi hanımımın etrafını işaretledim. Benden başkası ilişmesin diye. Ne var, kötü mü ettim? Kötü mü ettim? Kimyasal atık boşaltsanız bu kadar etki etmez dedi belediyedekiler. Bahçedeki ağaç yıkıldı Hilmi. Anam durduk yere kütük gibi düştü. Koca çınar. İçi çürümüş. Her türlü sebzeyi meyveyi veren bahçede çim bitmiyor. Anam. Köpeğimiz kokudan bahçeye çıkamıyor. Yürümeyi unuttu. Hayvan bildiğin emekli olan. Mahmet hastalandı mı? He. Anam. Neyse köpektir geçer. Şimdi maziyi deşmenin bir anlamı yok. Bak sana ev hediyesi aldım. Ev hediyesi mi aldın? Evet, adettir. Bizim birbirimizden başka kimimiz var ki? Yeni eve taşındın. Ev hediyesi almak adettendir. Buyur. Şu an çok şaşkınım. Ulan İlmi, sen evlilik yıl dönümümüzde bile bahçeden turp söküp getirmiş adamsın. Değişiyor mu ne? Ben artık o eski Hilmi değilim. O bahçedeki turp demetini de beraber yiyelim diye söküp getirdim. Ama sen ne yaptın? Hemen sahiplendin. Artık sorumluluklarımın farkındayım. Bu ne lan? Allah cezanı versin. Bu ne? Şey miydi lan? Bitti eder gibi. Ulan dediği diye para paketletilir mi? Ama hata bende, seni insan sandım. Al lan, al. Ya ne var bunda bu kadar kızacak acaba? Bankaya gittim, bir kilo para tarttırdım, paketlettim. Şubiyet mi tarttıraydım? Hala konuşuyor ya. Ya neye ihtiyacım var? Göremedim ki. Sadece salonun perdesini açıyorsun. Diğer odaları göremediğim için ben de para getirdim. Ulan Hilmi'cim, benden uzak dur. Anladın mı? Senin yüzünden camlara tuğla ördüreceğim. Hayvan herif. Pislik. Nereye gidiyorsun ya? Anam. Ulan geçtim parayı. Hani kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırlardı. Hepsi götüyle gülüyor bana ama sevmiyorlar. Kusura bakma Yiğit kardeş. Seni de sürükledim böyle peşimden. Ne demek ki canım? Biz de bir işe yarayalım. Anons için bir şeyler yazmak lazım. Cenazeyi duyurmak için. Evet. Eşi dostu çoktu. Şimdi duyurmazsak darılırlar. Mahallemizin esnaflarından Tahsin Özdemir Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yok ya, bu çok düz oldu. Mahallemizin medarı iftarlarından Hamiyet'in kocası Ali Metin Feyza'nın babası her daim Beşiktaşlı eski mühendis Tahsin Özdemir. Nasıl? İyi abi, güzel. Ya bir şeyler söyle Yiğit, geldin bir işe yere ya. Tamam abi, güzel işte böyle. Hadi hadi yardım et. Şimdi mahallemizin esnaflarından iyi. Evet. Yalnız kocası yerine eşi desen daha şık olur. Hmm, eşi, tamam. Bir de eski demeyelim de emekli mühendis diyelim bence. Hmm. Bu Beşiktaşlı hadisesinden dolayı da Fenerbahçeliler falan cenazeye gelmemezlik etmez değil mi? Yok ya. Rahmetliyi çoğu insan oradan tanır. Adam aslında Beşiktaşlı. Mahallenin çoğu onun mühendis olduğunu bilmez zaten. Bu yüzden gelmeyecekse de varsın gelmesin birader. Allah Allah. O kadar olduk mu ya Yiğit? Tamam abi, sen bilirsin. Bizim cenazemizi nasıl duyuracaklar acaba Yiğit? Hı? Peşimizden ne diyecekler? Dua mı edecekler, küfür mü? Ben şimdilik tam ortadayım. Sevmeyen de çok. Sende durum nasıl? Valla benim durumlar da pek iyi değil. Ama bir 10 küsür seneye düzelteceğim. Senin durumun bayağı kritikmiş. Anons edelim. Kaybımız büyük. Of Tahsin of. Çok erken gitti rahmet. Hilmi. Gelsene seninle bir şey konuşalım. Hilmi. Ne diyeceğim bak. Ne oldu hadi, bir eksik mi kaldı? Halledelim. Yok ya. Öyle bir şey değil. Yani bu yaşadığımız süreçte gerek babamın ölümünden sonrası olsun, gerek cenaze işlemleri olsun. Bak Ali, öyle teşekkür edeceğim falan deyip benim canımı sıkma. Ne dedik? Senin babansa bizim de abimiz. Ya tabii ki öyledir de işte. Benim tabii ilk kez babamız öldüğünde her şeye yetişemedim haliyle. Yetişemezdim de zaten. Senin sayende her şeyi olayca hallettik. Allah razı olsun. Ben babamı erken kaybettim Ali. Anam bir kenarda ağlarken küçük başımla odanın kapısından babamın üstünde beyaz örtü varken izledim. Üstünde kolum kadar bir bıçak vardı. Bıçak ne işe yarayacak diye düşündüm en başta. Kesmezlerdi babamı herhalde.
Sonra yine baktım babama. Kapı gibi adam. Ben nasıl sırtlarımda taşırım bu adamı, gömerim diye ağlamaya başladım. İşte tam o anda Şerif abi vurdu sırtımı. Kenara çekil bakalım delikanlı dedi. O, Tahsin abi, bir de mahalleden birkaç delikanlı alıp götürdüler babamı. Anamın yanına koştum hemen. Babamı götürüyorlar demeye. Bir baktım anam da yanlarında. Sağ olsunlar. Her şeyi hallettiler. Yıkattılar, gömdüler. Bana sadece anamın yanında ağlayıp uyuyakalmak düştü halim. Sonra bir uyandım. Babamı gömmüşler. Anam yemek yapıyor. Ondan işte Ali. Bak sakın teşekkür ederim falan deyip canım sıkma beni, tamam mı? Senin babansa bizim de abimiz. Allah razı olsun. Hilmi çocuğun bir baba figürüne ihtiyacı var dedim telefonda, sana yolladım. Bu ne lan? Ya ne yapmışım ya? Ne yapsam yenilemiyorum. Ben ta Amerikalardan getirttim bunu. Baba. Çocuğa geceleri yatmadan önce kitap oku dedim. Ben kitap okumuyordum ki. $100 üstündeki yazıları okumuşum. İngat bir trust diye dolanıyor lan çocuk evde. Kalbine Allah korkusunu saldım işte. Fena mı yaptın? Ulan Hilmi'cim her şeyi parayla çözemezsin. Gerçi sen düğünümüzde de insanlara zarfın içinde davetiye değil 20 TL yollamış adamsın. İşin kötüsü herkes senin düğünün olduğunu anladı. Anlar tabii. Ya adam 500 tane davetiye için 1500 lira para istedi benden. Ben de ne yaptım? 50 tane 20'liğin üstüne yeri ve zamanı yazdım. Para vatandaştan esnafa, esnaftan mahalleliye. Bir haftada her yeri dolandı zaten. Üstelik 500 lira da kâr ettim. Bir de böyle düşün. Hilmi beni delirtme. Beni çıldırtma Hilmi. Sen bu çocuğa kötü örnek oluyorsun. Ya ne yapsam yerinemiyorum ya. Ben çocuğa hayatın gerçekliğini öğretiyorum. Nasıl dobra bir insan olunur? Bunu anlatıyorum. Dobra mı? Evet. Ulan bu yaşta çocuğa nasılsın dersin? O da sana cevap olarak teşekkür ederim efendim, siz nasılsınız der. Bizimkine geçen bir arkadaşım nasılsın dedi. Taşaklarım ağrıyor dedi lan kadına. Vay terbiyesiz çocuk. Vay terbiyesiz çocuk ya. Oysa onun yerine geçecek en az 100 tane mecaz var. İnsan billur der, taş der. Bak ben çorba diyorum, biplemiyorlar mesela. Kes! Ya sen çok düşüncesiz bir adamsın. Ben buraya gelirken her seferinde 3 saat yol geliyorum. Biz mesela niye her seferinde bu restoranda buluşuyoruz acaba? E çünkü burası benim restoranım. Ya yeni bir işe gireceğim, inşaat işi. Nakit lazım bana. E bir yeri de satmam lazım. Bir yandan gözlem yapıyorum, bir yandan da seninle buluşuyorum. 2 işi bir arada yapıyorum yani. Bu arada burası bayağı iş yapıyormuş ha. Satmayayım ben burayı. Ben sana dayanamıyorum ya. Ben sana dayanamıyorum. Senin yüzünden sinir sahibi oldum ben. Ne halin varsa gör. Düşüncesiz herif. Pislik. Kim düşüncesizmiş ya? Külliyen iftira ya. Nereye, nereye gidiyorsun? Oğlum bu ne lan? Bayağı azıkmış burası ya. Ben burayı satmayayım o zaman. Ya niye sadece su içiyorsunuz? Ola mola bir şey söyleyin. Olmaz mı böyle? Hanımefendi telefonla oynayacağınıza bir tatlı siparişi verseniz hiç fena olmaz valla. Bakayım. Oh, bunlar da çaya bağlamış. Oğlum hesap mı ödeyeceğim lan ben? Al bunu. Baba. Bir gün sana işim düşebilir. Ama o gün hiç gelmeye de bilir. Bir de böyle düşün. Neymiş, neymiş? Düşüncesizmişim. Hıh. Hop. Böyle şey olur mu ya? Olur mu böyle şey? Al bakalım. Hadi hop hop. Başkalarının düşüncelerine değer vermiyormuşum. Ne oluyor ya? Bir şey olduğu yok. Bu oluyor, bu. İlerle, ilerle. Sizi şikayet edeceğim. Şikayet edeceğim sizi. Beyefendi, 7 yıldır bu işteyim. Bir kişiye lan demedim. Ama şu anda size orospu çocuğu demek üzereyim. O işe getirdiniz beni. Ne oluyor burada? Hı? Hilmi cevap bekliyor. Evet. Hilmi Bey, bu or... Bu beyefendi. Evet. Geçen hafta 2 çorap alana, 3.'sü bedava kampanyamızdan yararlanmış. E bravo ona. Şimdi o 2 çorabı giymeden geri getirmiş, parasını geri istiyor. E verin gitsin. E 3. çifti vermiyor efendim. O çift bedava değil miydi arkadaşım? Bedava değil miydi o çift ya? Evlat, adam kendi çapında çakallıklarla uğraşıyor işte. Siz de yardımcı olun. Ne kadar maaş alıyorsun sen? Ederim de senin. Hı? Ederim de. 1.000 lira kadar efendim. Tamam. %10 zam sana. Verin şunun 2 çift çorabını. Verin. Düşünceli Hilmi benim adım. Peki efendim. Çok düşünceliyim değil mi? Evet. De niye? Öyle işte. Düşünceli Hilmi'yim ben. Ulan adama da yeni zam verdim. Burayı da satamam şimdi. Allah. 1 çift çorap yüzünden başıma açtığın şeye bak. Köpek! Köpek!
Tüh, senin çorabına sıçayım ben. Tüh! Ali! Ya İlmi ya. Neyse, şimdi. Dünyadaki en büyük rezervlere sahip olduğumuz maden desem, aklına ne gelir? Fındık. He? Maden diyorum ya. Tuz. He? Tuzlu fıstık. Bor madeni ya. Bor, bor. Hani şey derler ya, geçti borun pazarı, süreşe Niğde'ye. İşte oradaki Niğde olmayan yer. Bor, 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 bor. Eşleşme tamamlandı. Boktaki bor. Vallahi bende yok. Yani bakmadım. Bilmiyorum ya. Maden işte lan. Yani dünyada en çok Türkiye'de çıkarılıyor. Allah Allah. Bu bor madeninden yakıt ürettik. Su katarak çalıştırıyoruz. Ne? Vallahi mi? Yemin et. Sen ne diyorsun Ali? Yakıta su katmak suç sayılmayacak mı artık? Allah! İlmi buna taptı. Bu bir devrim Ali! Ali! İşte biz de bu yolla çalışan motor yaptık. Bak buraya kadar iyi gidiyordun. Burada iyice saçmaladın. Yolla çalışan motor ne ya? Yolla değil ya. Borla, bor, bor. Şunu bir öğren artık ya. Üstelik bu motor havaya egzoz gazı vermiyor. Oksijen veriyor. Bana ne? İşte babamla arkadaşları da acaba bu motor çalışır mı? Bu motor yürür mü diye çalışıyorlardı. Bitirdiler mi peki? Çabuk söyle. Bitirdiler mi? Bitirdiler. Yani çalışmalar bitti. Tam prototipi yaptık. Çalıştıracaktık. Tık. Hilmi bunu anladı. Anlamakla kalmadı. İlginç de. Ya Ali, fındık, fıstık, tuz, bor, mor falan uzatma ya. Şunu adam gibi anlat. Benim anlayacağım şekilde spesifik anlat ya. Spesifik? Yakışmadı mı ağzıma? Yapışıyor ağzına. Tamam ya, o zaman enine boyuna anlat. Senin anlayacağın şekilde söyle. Hadi. Sen ne yaptın? Hiçbir şey anlamadım. Şimdi Hulusi Kentmen gibi babacan konuşmak karakterimle çelişecek ama... anlatırken gözlerindeki parıltıyı bir görseydin Ali. Bir görseydin. Hilmi ben şey yapmayayım ya. Yap yap. Bence sen bu icattan kopma Ali. Ama yine de sen bilirsin. Bana kalırsa sen bu icattan kopma Ali. Yine de sen bilirsin. Ama bence kopma Ali. Ama yine de sen bilirsin. Bu işin peşini bırakma Ali. Ama yine de... Niye toplandık Hilmi? Petrol günümüz haftaya değil miydi? Biz yine de getirdik bir de onları. Yoksa bir durum mu var? Hı? Bir durum var. Evet, var. Beyler, beyler. Onca güne giderim, sizin yanınızdaki kadar hiçbirinde rahat etmedim. Yalan yok. Zenginin halinden zengin anlar ancak. Yeri geldi birbirimize gutlarımızı gösterdik. Yeri geldi etli butlarımızı bile gösterdik. Hilmi, niye geçmiş zaman acaba? Ne oldu? Hı? Ne oldu? Petrol işinden çekiliyorum beyler. İleri görüşlülüğümle kolay para kazanma isteğim güreş tuttu. İleri görüşlülüğüm saniyesinde tuş etti, kazandı. Bizi bırakıyor musun? Hı? Bora inanıyorum. Artık kendimi Bora vereceğim. Kendimle çelişmemek için de bütün petrol ofislerimi sattım. Elden çıkardım. Hilmi, yanlış yapıyorsun. Ülke altyapısı bizden yana. Bir 50 yıl daha. 51. yıl. Hı? 60. yıl. O zaman ne olacak? Karışmayın hayatıma. En çok ben yaşayacağım. En çok ben hepinizi gömeceğim. Dostlarım elveda. Petrol günü dosyasını kapatıyorum. Hilmi yapma. Yapma ne olur. Biz sensiz ne yaparız? Hı? Ne yaparız? Hı? Biliyorsunuz dostlar. Bir şey lazım olursa lütfen çekilin ve beni aramayın. Siz kimsiniz ki büyük Hilmi'yi arayacaksınız? Zaten ulaşamazsınız. GSM operatörlerine talimat verdim. Artık hiçbiriniz ilişemeyeceksiniz. No petrol, no. Yes bor, yes. No petrol, no. Yes bor, yes. Aradığınız numara Büyük Hilmi'ye aittir. Lütfen denginiz birini arayınız. The person you have called is the great Hilmi. Please call a person who is poor as such as you. Hilmi!
Zengin adamım ben Ali. Nasıl çıkartıp 1500 TL vereyim sana? Hayır, şimdi vermek istesem benim yavrularımla vedalaşmam en az 2 gün sürer. Bunlar benim çocuklarım ya. Şimdi ben de mecbur olmasam istemem zaten. Düşün bak, öyle kötü haldeyim ki Hilmi'den boş para almaya geldim. Allah benim belamı versin. Tüy bir de lan. Beddua etme kendine. Sonra dönüp dolaşıp beni bulur. Ya Ali, bırak bu saçma işleri ya. Sen motorla uğraşıyordun. O ne oldu, onu söyle bana. Bakacağız. Sen şimdi bırak motoru. Asıl sen bana borç para veriyor mu vermiyor mu onu söyle. Bakacağız diyor ya. Ali, bak sana güveniyorum ben. Sen o motor işinin arkasını bırakma. Daha çok zengin edeceksin beni. Bir de öyle düşün. Ya işte ben seni madem daha çok zengin edeceksem, az bana bir avans ver ya. Hilmi avans verecek. Nereden öğreniyorsun bu absürt komediyi ya? Kahve Bizans'tan. O zaman gerçek hayata dön. Bakayım. Bakayım. Senin canın mı sıktın ya? Bak ben benim komedi dükkanına gidiyorum. Komedyenin provasını izleyeceğim. İstiyorsan sen de gel, stres atarız. Üstelik beleş. Gelsene lan gebeş. Şimdi buldum ha. Ben zaten şu suyu getirdiğin zaman anlayacaktım da işte. Senden borç para isteyen de kabahat. Evet kabahat. Üstelik suç. Hatta soykırım. Ha ama günahımı iste, vereyim. İşte ben de başkasının günahını alamıyorum. Vallahi Ali seni severim biliyorsun. Ama dengelerimi bozma. Ayarımla oynama lütfen. Ayrıca sizin bana 17.000 dolar borcunuz var. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı demesini biliyorsunuz ama. O zaman sen benim Lan ne yapıyorsun lan acaba? Lafın bitmedi daha. Nereye gidiyorsun köpek? Köpek! Sana söylüyorum. Parayı duyunca bunu diyorsun tabii. Param, param, param. Güzel param benim. Fiza, niye başlamıyor bu? Komedyen prova yapar mı diye soruyor Hilmi Bey. Allah Allah. O kadar para verdim ya. Tadına bakmadan piyasaya süremem seni. Kusura bakma. Ben marketten peynir alırken bile tadına bakan adamım. Bir keresinde o kadar çok peynir tadına baktım ki peynire doydum, zeytin aldım. İlkelerime aykırı. Efendim şimdi bu stand-up ya, seyirciyle interaktif bir iletişim falan. Sit down o zaman sen de. Fiza, tosunuma sandalye verin. Sandalye verin, hadi. Sandalye ver. Hadi bakalım. Seyirci benim, güldür beni. Şakalarını sırala. Hilmi'yi güldür, Allah da seni güldür. Ben bir bukle oynayayım o zaman eserimden. Taklitli bir kısmı var Süleyman Demirel taklidi. Ama onun için ısınmak gerekiyor, o yüzden ben orayı atlıyorum. Kenan İmirzalıoğlu bile yapıyor Süleyman Demirel taklidi ya. Sen başka bir şey yap. Seri şakalarını sırala. Binaya şaka vardı da biz mi bilmedik? Bak, ben bile yapıyorum. O kadar kolay yani. Hadi hadi. Annem o kadar şişmandı ki otobüse giderdik, otobüs anneme binerdi. Ben küçükken annem o kadar şişmandı ki pazara giderken elini tutardım. Ki balon gibi uçmasın diye. Annem o kadar şişmandı ki bizim evde günde en az 5 kere güneş tutulması olurdu. Ya niye bu kadar gülüyorsun acaba? Köpek! Ne var bunda bu kadar gülecek? Ne? Bak kartlar bile gülmüyor. Ne var bunda bu kadar komik olan ya? Allah Allah! Allah Allah! Aha! Lan! Yoksa Hilmi elitist mi oldu? Hilmi Bey, ben de prova yapıyordum. Akşamleyin de böyle güleceğim ki seyirci gaza gelsin, gülsün. Bak Gürkan, anan o kadar şişmandı ki bu kütüğü ben doğurmadım. Bakın hala hamileyim diye konu komşuya yalan söylüyor. Bak! Martı gibi gıdaklatıyorum adamı. Hedef kitle bu işte. Ben anlamadım tam o. Neyi anlamadın lan? Yürü git. Yürü git. Milyonların önünde anasıyla dalga geçiyor. He, ama Cem Yılmaz da abisiyle dalga geçiyor az kazanıyor diye. Yalan oğlum onlar. Abisinin kaç parası var sen biliyor musun? Bazen karşılıklı çıkartıp sayıyoruz. Bir o geçiyor, bir ben geçiyorum. Bir o geçiyor, bir ben geçiyorum. Büyük Hilmi'nin kadim dostudur Can Yılmaz. Twitter'da bile Cem'i değil, abisini takip ediyorum ben. Cem bir şey yazmıyor çünkü. Yürü git lan köpek. Yürü. Benle laf karıştırıyor. Yürü! Ah be, akşama ne yapacağız biz ya? Hilmi buldum! Vallahi da buldum, billahi de buldum! Dumi nedir bilir misiniz? Dumi. Dumi. Dum 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 dum. Dumi. Dum 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 dum. Dumi. Dumi 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 dumi.
yeteneklerinizin olduğunu bilmiyorduk. Ben de demin fark ettim. Sol anahtarını dolar işaretine benzettim. Notaları para varsaydım. Sonra saydım da saydım. Saydım da saydım. Rahmetli Mozart bu eserinde ne kadar çok para harcamış ya. Cidden mi? Bir kerecik ben de deneyebilir miyim lütfen? Kızım sen gerizekalı mısın? Hı? Eskiden sen daha zekiydin Feyza. Lep deyince sek rakıyı önüme koyuyordun. Benzin çeke çeke IQ seviyen güvenli moda mı geçti senin? Olur mu lan öyle şey? Dumi işte bu, dumi. Ork kendi çalıyor, sen çalıyormuş gibi yapıyorsun. Ya. Kartal! Ne var lan? Lan mı? Ne dedin? Büyük ilmiyle nasıl konuşuyor bu? Ne diyor bu ya? Gözünü çıkarıp göz kürenden sikerim seni. Gözyaşı diye de küçük denizler ağlarsın. İt! Köpek! Doğru konuş lan. Ha, bak buydu işte. Buyurun İlmi Bey efendim. Sultanım. Hadi orgun başına geç. Çabuk! Deniz. Emret Bosun. Sen de ritim nasıl Tosun? Bak şimdi. Önce yavaş yavaş, sonra hızlı. Pat. Süre değişiyor ama yorgun değilsem... Dur oğlum dur, yavaş. Nereye gidiyorsun ya? Hadi hadi, davulun başına geç. Enerjini orada harca. Az kalsın beni kertecekti ya. Vallahi çok tehlikeli. Bir si ver bakayım. Siktir lan. Do. Do. Re. Re. Mi ve... Mi. Sende bayağı kulak yokmuş ya. Tamam tamam, o zaman sen şarkı söyle. Vokale geç, vokalistim. Hadi. Vokal mı olacağım ben şimdi? Allah! Hadi hadi hadi. 3-5 tane şarkı çalışın, tamam mı? İyice prova yapın. Daha sonra gelip dinleyeceğim. Ona göre. Komediye yol vereyim dedim. Beni iyice komediden soğuttular ya. Şu tipe bak. Lan oğlum, insan anasını afişe eder mi hiç? Bu hiç komik değil. Bu çocuk çok komik. Bu çocuk hiç komik değil. Hilmi Bey, parmağımı takip edin. Hilmi Bey, neden parmağımı takip etmiyorsunuz? Hilmi takip etmez. Hilmi takip edilir. Fıtratıma aykırı. Tomografi ve tahlillerde de bir şey çıkmadı. Ben size başım ağrıyor diye geliyorum. Siz beni kaba sıçırıyorsunuz. Madem bir şey bulamadınız, o zaman geri istiyorum. Ver, hadi ver seni. Unuttun değil mi? Unuttum. Nasıl yani? Tahlil için verdiğiniz kakayı geri mi istiyorsunuz? Evet, Hilmi kimseye karşılıksız bir şey vermez. Ya onda bir tane küçücük tenye bile bulamamışsınız ya. Yazıklar olsun böyle modern tıbba. Benim onda boncuk bulmuşluğum var doktor. Sen ne konuşuyorsun? Hilmi Bey, baş ağrınız göz kaynaklı da olabilir. Bir de göz doktorunu görmenizi tavsiye ediyorum. Bence göz doktorluğu sizin TUS'u daha fazla kazanan olsun diye uydurduğunuz bir dal. Allah Allah. Görme hadisesi benim için tamamen bir ve sıfırdan ibarettir. Görüyorum. Şu an görüyorum. Anam, anam görmüyorum. Vallahi görmüyorum. İşte bu. Ben yine de göz doktoruna öneririm. İlaçlarınıza devam edin. Gel lan bilek güreşi yapalım seninle. Nasıl? Bilek güreşi ya. Biraz önce bana hasta muamelesi yaptın. Çok zoruma gitti doktor. Hilmi Bey, ben doktorum. Ben de zenginim. Kişisel algılamayın. Hadi iyi günler. Kişisel algılıyorum. Eğer kazanırsan 5.000 lira vereceğim. Kaybedersen bir şey yok. Ne oldu doktor? Hemen ikna oldun. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Başla. Oğlum. Oğlum. Ne oluyor? Yavaş. Nereye gidiyorsun? Eğer kaybedersen 10.000 lira vereceğim sana. Hilmi kendini iyi hissetti. Demek göz doktoru diyorsun. Tamam. Oturdum. Hazırım. Harfin ne tarafa baktığını söyleyeyim. Allah Allah. Muayene et diye geldik. Adam sözlü yaptı ya. Evet Hilmi Bey. Yukarı. Sağa. Sola. Sağa. Sağa. Sola. Yukarı, bakayım, sola, bakayım, sağa, yukarı, biraz yukarı, biraz daha yukarı, sağa, sağa, biraz daha yukarı, sağa, sağa, sola, sağa. Tamam ya, tamam, 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 elleme, elleme. Tamam, öyle çok güzel oldu. Heh, bırak öyle kalsın. Oh be, gözüm panodaki yamukluktan hiçbir şey görmüyordu doktor. Böyle çok güzel. Şimdi hazırsanız gösterdiğim harfi söyleyeyim. Sol gözünüzü kapatın. Hı, iyi, kapattım. Evet. Ya dana kadar çizmişsiniz doktor. Z o Z. Süpermarketin M'si. Doların S'si. 100 metre uzaktan gözüm kapalı görürüm onu doktor. O ne ya? Bakayım. Bakayım. Allah Allah. Alfabemizde öyle bir harf var mı doktor? Emin misin sen? Ben çünkü pek çıkartamadım onu ya. Ne öyle? Hilmi Bey ne yapıyorsunuz? Ama doktor sen de bilemeyene kadar soruyorsun ya. Bildik ya, niye zorluyorsun? S'den sonra bıraksana. Hilmi bu işte art niyet arar. Eğer amacın beni zorlamaksa hiç tavsiye etmem. Hilmi Bey. Ne oluyor ya? Ne oluyor doktor? Sağ gözünüzde. Sağ gözümde. Bir bozukluk var zannedersen. Ancak zannedersin zaten. Büyük Hilmi'nin gözünde bozukluk olmaz.
Olamaz. Dünya bulanıklaşmıştır. Bir de böyle düşün. Bir deneyelim o halde. Neyi deneyeceğiz ya? Şunu. Bu ne ya? Allah. Bu kadar değişik bir gözüküyor. Evet ya. Oturdum. Bu hangar? Büyük Hilmi'nin H'si. Allah Allah. Dünya bir kendine çeki düzen verdi doktor. Netleşmeye başladı her şey. Sağ göz. Sağ göz. 3,5. 3,5 mu? 3,5 ne ya? Sen ne demeye çalışıyorsun doktor? Gözün 3,5 mu atıyor demeye çalışıyorsun. Büyük Hilmi'nin vücudunda hiçbir uzvunun o sayıyla ilgisi olmaz. Olamaz. Ever never. 4 yap sen onu. Bir bey bak. Uzatma. 4 yap. Büyük yaz. Seni de kullanırım. Madem göz doktorusun, çok fena göze geliyorum. Ona da bir şey yapsana. Hı? Yapsana. Ancak 3,5 demesini bilirsin. Gözlük? Gayet net görüyorum. Gözlüğü vermeyi de düşünmüyorum. Kor işine girdim. Varil varil borları istifliyorum. İnceden, inceden. Çok rahat değilim ama. Sonuçta risk var. Ve Hilmi riski sadece yatakta pump it, pump it, pump it up yaparken sever. Hilmi kim? Hilmi mi kim? Hilmi ulan Hilmi! Adama bak ya! Koskoca Hilmi'yi tanımamazlıktan giderek hava atıyor ya! Haddini bil! Fakir! Hilmi! 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 Şu küçük dağları görüyor musun? Gördüm. İşte onların 49 yılına işletim hakkı bende. Bildin mi şimdi Hilmi? Hı? Yok vallahi. Bilmedim ha. Büyük dağların işletim hakkını da alacağım. Para mutluluk getiriyor be doktor. Ne diyordum? Cep telefonu ilk çıktığında sabit telefon fabrikasını satıp cep telefonu işine girdiğimde de böyle olmuştu. Evet, hatırlıyorum. Ben doktor değilim ki. Cevap verme bana! Cevap verme! Özel üniversite sahibi insanım ben. Bak benim kafamı bozma. Allah'ıma seni tıp fakültesine sokar. 2 yılda doktor olarak mezun ederim, sürülürsün. Polemiğe girme benimle. Hilmi polemiği sadece yatakta pump it pump it pump it up yaparken sevinir. Ben kalksam artık. Geç kalınca patron laf yapıyorlar. Aç para ya senin patronun. 32 dakika Hilmi içini döküyor sana. Bak Hilmi içi deriye çok iyi gelir ya. Yüzüne gözüne sürürsün. Baby face olursun. Çok sağlıklı besleniyorum diye. Bir de böyle düşün. Hilmi Bey bir psikiyatriste falan görünseniz. Bir de boş damacanayı verseniz de ben gitsem artık. Boş damacana şişesi. Anam bakayım. Kıl var lan bunun içinde. Ya bırak Allah aşkına. Bayağı kıllı suyu bana kakalamaya çalışıyorsun ya. Ben buna para vermeyi kesinlikle düşünmüyorum. Benden söylemesi. Abi öyle saçma şey mi olur? Şimdi koydun gördün. Kaç lira lan bu su? 8 mi? Tamam ben sana 4 lira vereyim görmemiş ol. Ya da görmüş ol. Bak ben hayatımın 15-25 yaş kısmı arasında bu taktikle öğle yemeğine hiç para vermedim aslanım. Sen kiminle dans ediyorsun acaba? Hadi hadi. Buyur. Ne yapıyorsun lan? Aç avucunu. Aç. Aç aç aç. 1, 2, 3, 4. Bu kıllı damacananın parası. Bu da sus parası. Hadi bakayım. Lan oyalama beni. Oyalama işim gücüm var benim ya. Bak bir de dolaba çarpıyor. Köpek dikkat etsene. 3 kuruş para alıyorsun. 5 kuruş zarar veriyorsun. Köpek. Köpek. Beni borlarımla baş başa bırakın. I am big boring. Okuyor mu lan bu? Hilmi düşünceli bir şekilde yürümektedir. Çekil lan yolumdan. Köpek! Aha! Bu ne lan? Vallahi para buldum. Aha! Bir tane daha. Bir tane daha. Ne kadar çok para buldu ya. Oğlum bir tane daha var. Bakayım, bakayım, bakayım. Aha! Nereye gidiyor lan acaba bu? Burada da var. Aha burada da var. Vallahi her yerde para var. Bakayım. Aha burada da var. Selamünaleyküm. Burada da var. Ne oluyor lan? Lan oğlum ne oluyor? Dur lan! Nereye gidiyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hilmi Kazmıkçı. Evet. Mal varlığına bakıyorum. Çok şaşırırsın söyleyeyim de. Oo maşallah maşallah. Gözümüz yok Allah daha arttırsın. İnşallah inşallah da ben seni çıkaramadım ya. Dünyayı istila etmeye çalışan uzaylıların komutanı mısın yoksa sen? Çünkü hiçbir insan evladı büyük Hilmi'yi kaçırmaya cesaret edemez. Adamın ruhunu satın alır tavuklarıma yem diye dağıtırım aslanım. İşlenmiş tavuk işi de mi yapıyorsun sen ya? Şu liste uzun hepsine bakamadım. Tavuk yok ya ne tavuğu? Ben insanlar buluyorum kendimi.
Onları tavuk olduklarına ikna ediyorum. Sonra da işliyorum ince ince. Sen beni kaçırdın ama benden haber bekleyen 4 tane psikopat var mahallede. GPS'i yüreğime işlemişim ben. Yarım saate kalmaz burayı var ya darmadağın ederler. Benden söylemesi. Kaçırma yok İlmi Bey. Kendin binmişsin arabaya. Vermem. Vallahi kimseye vermem bunları. Tek tek yoldan topladım. Uzun uzun sordum sahibi var mı diye. Kimse ses etmedi. Bunlar benim. Kimseye verme. Kısa keselim İlmi Efendi. Bor topluyormuşsun piyasada. Ne iş? Toplatmam. Ya o kadar laf ettim. Hiç mi korkmadın Elgrande'den? Yoksa sen benden daha mı zenginsin? Hı? Sen beni dinlemiyor musun ya? Bor diyorum, bor, bor. Niye topluyorsun? Ya senin ne kadar paran var acaba? Hı? Senin bütün paralarını bir havuza döksek kaç saatte boşalır o havuz? Yok, sen beni dinlemiyorsun. Ya da senin apartmanlarını misal böyle üst üste koysak aya uzanır mı aya? Onu söylesen bana. Bak İlmi Efendi, borla iş yapma, elden çıkardığın benzin istasyonlarını geri vereyim sana. Benzinle oyalanırsın. Hilmi ilk defa birisini büyük bir hayranlıkla izliyor. İsmini bahşeder misin bana? Ulu insan. Adın ne senin? Sanın ne? Namın ne? Allah Allah. Sen beni dinlemiyorsun ya. Bu borların hepsini geri ver. Ya da dök gitsin. Ben sana parasını veririm. Anam! Beyaz altınla mı kaplattın her yeri ya? Bu nasıl bir öngörülüktür arkadaş? Bu nasıl büyük bir öngörülüktür? Hilmi yanınızda soğuk suda kalmış gibi ufaldı. Küçücük kaldı. Bakayım. Ben biliyorum o ayakkabıları. Onların fiyatını film ile sandım ben, biliyor musun? Adam 23 bin lirayı terlik niyetine giyiyor ya. Bu nasıl bir zenginlik? Yolluğun yap beni. İster yere ser, ister fon diple gitsin. Bir sus be adam, bir sus. Mahallendeki gençlere de yardım etmeyeceksin. Ettirmem. Ben kafamdaki baba figürüne kavuştum diye kendimi maddi dünyadan soyutlamaya karar vermiştim. Ama olmadı. Bu hiç olmadı. Hilmi zengin adamı sever. Ama sen adam değilsin be zengin. İnsan mahallesindeki gençlere yardım etmez mi? Hadi etmedi. Ama başkasının emriyle bunu asla yapmaz. Gidiyorum. Buruk bir saygıyla hatırlayacağım seni zevzengin. Gidiyorum bak. Vurmasın değil mi lan beni? Sniper, sniper. Hı? Yürü be ya, yürü. Zep zengin, varlığına inandığım ama asla ispatlayamayacağımı düşündüğüm bir kavramdı benim için. Belki ona ulaştım ama hiç düşündüğüm gibi değilmiş. Zaten kim ütopyasına ulaşabilir ki? Hiç kimse. Büyük Hilmi bile. Büyük Hilmi sayende acıyla karşılaştı, olgunlaştı ve büyük Hilmi oldu. Sağ ol zengin. Sağ ol Zep zengin. Zep zengin olabilirsin ama büsbüyük kalamazsın. Bir de böyle düşün. Ateş etmeyin lan. Ateş etmeyin, gidiyorum. O nasıl çadır lan? Arap şeyhlerinin çadırı gibi. Gösterişten uzak olması lazım oğlum. Sebep? Hı? Gösterişsiz lüks tüketim mi olur Target? İftar çadırı değil mi lan bu? Ne lüksü? Bu zenginler için iftar çadırı. Benim kaç tane zengin arkadaşım haberlerde görüp iç geçiriyorlar. Ama fukaranın rızkını yememek için gidemiyorlar. Ben de onlar için çadırı kurdum. Fix menü 250 TL. Alakart da var. Kredi kartı geçiyor. Çek geçiyor. Hepsi var. Ya bazısı eve paket servis istiyor iftar çadırından. Hilmi bir tek bunu anlam veremedi. Bu ne Hilmi? Olur da fakir gelirse püskürtmek için silah mı aldın lan? Hizmette sınırı yok Sezai. Şehrin sadece belli yerlerinden top atıldığı için ben de kulaklarının dibinde patlatıyorum duysunlar diye. Bir de şu karşıdaki binalarda kentsel dönüşüm başladı. Topu atıyorum, yıkımı bedavaya getiriyorum. Ne yapayım? Fırsat gördüğüme dayanamıyorum. Benim de huyum böyle. 7-24 yazıyor üzerinde. Evet, bunun sahuru da var çünkü. Bir de oruç tutmayıp iftar çadırına özenen zenginler için menü yaptım. İstedikleri saatte gelip yemek yiyebiliyor. Cimmah, bu tutmaz ilmi. İlk defa öyle bir yatırım yapmışım. Fukara beyni işte, anlamıyor. Niye tutmasın ya? 7 tane şehre franchising verdim Sezai. Tabii seneye Türkiye'de, kısmetse 3 seneye de dünya markası olacak. Semazen falan da koyaydın, tam olaydı. Vardı ama ben kaldırdım. 16 tane semazen aralıksız dönüyordu. Birkaç tane görgüsüz zengin son lokmalarını alıp aralarına katılıp dönmeye başladı. Dans zannettiler herhalde. Çok sağlam dövdüm. Sağa sola dönemiyorlar. Sadece sırt üstü yatıyorlar. Gerekirse zengini de döverim. Hoş geldiniz Sezai abi. Araç var mıydı? Yok, bir şey almayacağız biz. Bakıyoruz sadece.
Gülizar ablanın oğlu değil mi lan bu? Evet. İyi yapmışsın lan İlmi. İhtiyaç sahibiydi çocuk. Garson ve valeleri ihtiyaç sahiplerinden seçti. Zenginleri de tembihleyeceğim. Fitrelerinizi onlara verin diyeceğim. Hem bu dünyaya hem de ahirete çalışıyorum. Başıma güneş geçti lan. Müstahaktır. İlmi uç. Taksi ne lan? Lan çadırın yanına taksi durağı mı açtın sen? Ufak bir deneme o. Motosiklet taksiyi deniyorum. Tamamı motosikletlerden oluşan bir filo kurdum. Trafik yok, köprü yok. En fazla 15 dakikada karşı tarafa teslim ediyorum herkesi. Yani Hilmi, sineğin yağını çıkartmak derler ya. Ha işte bu olsa gerek ha. Bir tek ailelerde zorlandım Tarık. Orada döküldüler. Niye? Bilmiyorlar. Yo, biniyor cahiller. Ama şimdiye kadar 4 kişilik ailenin en fazla 2 tanesini teslim edebildim. Yolda dökülüyorlar. Valla ne diyeyim Hilmi. Kazandığın her kuruşu hak ediyorsun. Helal olsun. Eğer böyle fikirlerin varsa ve paran yoksa deli diyorlar. Paran varsa girişimci oluyorsun. Bir de böyle düşün. Ne olacağım deme Hilmi. Ya az daha Tonga'ya düşüyordum. Zamanında Denizli'li bir aileye damat olarak gidecek. Adam bana sürekli hakkı hakkı deyip duruyor. Bir de demez mi benim erkek evladım olmadı. Sana babamın adını koyalım. Kızın da soyadını al. Ya az kalsın adım Hakkı Şinasi Yurtsivir olacaktı. Ama ben 3 kuruşa kanar mıyım? Hı? Kanar mıyım? Hı? Kanar mıyım? Ya delikanlı, takma kadınları bu kadar. Takma takma. Gençsin. Bazı ülkelerde güzel sayılırsın. Ülkemizde zengin bile sayılırsın. Öyle deme ya dayı. Feride bambaşka biri. Bir at. Bu Ahmet Kural denen yeteneksiz oyuncu olmasaydı çoktan renklerime bağlamıştım Feride'yi. Feride şimdi bu formayı terletiyordu. Feride pek anaç değil sanki. Ben Feride'yi balkonda çamaşır asarken ya da bir eliyle sana su içirip diğer eliyle çocuğu emzirirken, işten eve gelip sana mumbar dolması hazırlarken, ufak tefek çapkınlıklarına göz yumarken düşünemiyorum. Biliyor musun? Hiç problem değil, hiç de kafama takmıyorum. Karım olmayacaksa da kumam olsun ya. Karıya o işleri yaptırırım, bununla da gönül eğlendiririm. Yani ne var ki? He? Ben bu doktorun hastasıyım ya dayı. Çöz şu işi ne olur. Aynı doktorun hastasıyık biliyorum değil mi? Bu da meczup mudur, müptezel midir, nedir kardeşim? Al şu 1 TL'yi bas git ya, çık hayatımdan. Yok lan, ne 1 TL'si? Feride'yle geçmişi var onun. Ben bunun geçmişini sikerim dayı. Hey! Kes hepsi lan! Hop, ağır ol delikanlı. 1 lira için teşekkürler. Hakkı Bey çağırdı geldik. O kız hakkında bilmediğin çok şey biliyorum ben. Ne gibi mesela? Mesela beyaz dantelli don favorisidir. Nadiren düz kırmızı da giyer. Spor sütyen şeffaf kopça fix. Ayın 11 ile 17'si arasında üzerine gitme hassaslaşıyor. Nedenini ben de çözemedim. Dayı bu ne diyor ya? Ben de kaldım öyle. Eski karım Sabiha hakkında bile bu kadar bilgiye sahip değilim ben. Beyaz dantelli don sevmez. Ne? Zati spor sütyen onunkini taşımaz. Kaç? O da ayın 25'i ile 30'u arasında hassaslaşıyor. Kes be kes! Kes kes! Kimsin sen? Ha? Kimsin de benim masamda oturuyorsun? Dengin misin sen benim? Bal porsuğunu kızdırdın da ne geçti eline ha? Evinden aldırırım seni. Aldırttırırım geveş. Hakkıcığım biz bunları konuşmuştuk. Sebiha benim yeni kız arkadaşım. Büyük bir uğraş vermedim. Şut bile çekmedim. Yuvarlığa bastım orta tuşuna. Galede galesi yokmuş. Gol oldu. Hani bunları açmıştık biz Hakkı? Ya ne Sebiha'sı? Kızın adı Sabiha. 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 Sebilha'ya sarıldığım an, evin kapısından mutfağa kadar kucağımda götürdüğüm 19 litrelik su damacanasını kucaklamış gibi oldum. O gün, bugün onun adı benim için Sebilha. Güvenlik! Koş! Çap çap! Hadi çabuk çabuk çabuk! Çap çap! Ah geldi ciğerciğim. Oda oda kese 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 kese. Niye bütün komutları uygulamıyorsun? Komut mu seçiyorsun sen? Adam seçiyor. Bu gremlin burada mı çalışıyor lan? Anasının karnında 9 ay göbek bağı kopuk yaşamış yaratık. İletişimi kesmiş, almamış vermemiş. Modern tıbbı 10 yıl geriye götürmüş. Ya şu tipe bak, bu birinin evladı ya. Oğlum diye seven bir ana bir baba var bunun. Kınama kardeş bak, kınama. Kınadığın başına gelmeden ölmezmişim bak, kınama. Tövbe de lan. Sebilha'dan ayrıldıktan sonra öyle olsun. Dayı sen de Sebilha diyorsun ama. Farkındayım. Aynı duyguyu bana da yaşattı çünkü. Yalan yok. Beştir bana dayı diyorsun. Kestirtirim senin taş taşlarını. Ha, tek sorunumuz o zaten. Buncuk, finish, him. Ben size bir mesele geleceğim. Adını kendi dilinde gelsin. Bir sen bir mesele geleceğim. Tamam lan, tamam.
Aşağı in, in aşağı. Sayfayı indir. Okudum kabul ediyorum'u tıklayacağım. Hadi. Ne oluyor lan? Evrim mi geçiriyor bu? Ne oluyor? Yağ değil bunlar. Yumuşak kas. Boksör kası. Ben bir gül alır mısın be? Sevdiceğini hediye edersin. Yakışıklı abim. Hadi bir gül be. Kız sevdiğim hedesin ülkenin gül ithalatını arttırırım. Yani o kadar çok gül alırım ki ülkedeki gül stoğu biter ve ithal etmek suretiyle... Tamam, tamam, tamam. Uzatma. Totalleştirme mevzuyu. AB zaten bizde. Biz AB'ye seslenip totale göz kırpıyoruz. Hadi sen de git. Allah versin. Biz vermeyeceğiz. Çap çap. Hadi. Ne herifler var be ya. Herif de alma seviyormuş ha. Saldır! Ben... Isır! Geçir dişlerini! Geçir! Bırakma! Çek! Çek damarını! Isır! Kopar! Selamun aleyküm stacığım. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun Yiğit? Gardını indirme. Dik dur. Nasıl yani ya? Satıcıyla arkadaşlık kurma. Eğer istediğimiz fiyata yapmazsa en büyük düşmanımız o bizim. Buyur kardeş. Ustam bu çizimi kalıba döktürmemiz lazım en sağlamından. Komple kalıba mı dökülecek? Hı. Yapılır, yapılır. Yapılır tabii. Yapacaksın. İşin ne? Kaç para tutar? Sen bize onu söyle. Ücret ne kadar olur demek istiyor. Vallahi sağlam malzemeyle biraz tuzlu olur. Vallahi bende tansiyon var, kalp var. Tuzdan uzak durmam lazım. Sen şöyle kalbe dokunmayanından bir şey söylersen çok tatlı olur. Bize diyor bir güzellik yapar mısın acaba? Vallahi işler çok. Makine 10 gün dolu. 10 gün sonrasına bir indirim yaparım. Vallahi makine de öyle 10 gün dolu gibi durmuyor ustacığım. Nasıl olacak acaba? Hem bizim acelemiz var zaten. Bir an önce olması lazım bu işin. Ne acelesi Yiğit ya? Ne acelesi ya? Hilmi'nin parasıyla acelesi olmak kolay tabii. Ya bak ben Şişli'deki apartmanı ustalar boş gününde hobi olarak çalışsınlar, para almasınlar diye 17 yılda bitirdim Yiğit. Sen ne konuşuyorsun ya? Hem acele işi şeytan karışır. Bu mübarek günde günah almayalım. Usta, biz bir ay sonra gelsek, bak parasız demiyorum, sana 1 lira versem ki sen de fatura kesebilsin. Bir de böyle düşün. Ya abi saçmalama gözünü seveyim ya, acelemiz var bizim. Baksana piyasa, borla çalışan motor yapanlarla doldu. Bir an önce patlatmamız lazım bizim bu icadı. Ustacığım, biz bugün alacağız, kaç paraysa da vereceğiz. Bak sende de aynı şeyi görüyorum Yiğit. Fakirsin ama içinde bir zengin yaşıyor. Başkasının parasını gönül rahatlığıyla harcıyorsun. Hilmi bunu beğendi ve not etti. Sen bana birini andırıyorsun ama bakayım, sakal yok. Bakayım, gözlük de yok. Bakayım, burun aynı. Kaç para, ne zaman gelelim almaya? Sahtekar çocuk Mucit her şeyi itiraf ederken Denizli'den yeni evli bir çiftin balayında borla çalışan motor yaptıkları haberi Denizlileri gururlandırdı. Vay dübürüne ya. Dübürün açılımı ne ya? Dü, Farsça 2 demek. Bir de kanat mı demek? İnadım inat, dübürüm 2 kanat yani. Şimdi buldum ha. Vay dübürüne, vay dübürüne, vay dübürüne, vay dübürüne. Bu ne lan, bu ne? Meczup. Öldürürüm seni, bozutturum. Kan akıtmaz yüzünden lan. Köpek, köpek. Bu ne lan? Sayın seyirciler, Sayın Hilmi Kazmıkçı'nın düzenlediği Hilmi Kazmıkçı'ya moral yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Alkışlamıyorlar. Ya Hilmi Kazmıkçı diyor, alkışlasanıza. Eskiden insanlar var ya, Beverly Hills dizisinin tanıtımında bile alkışlarlardı ya. Hilmi ne oldu sana, Hilmi ne oldu sana? Hepi topu 5 kişi gelmiş zaten. Hilmi Bey, affedersiniz ama Ramazan ayındayız. Yemeği öğleden sonra veriyorsunuz. Millet oruçlu nasıl gelsin buraya? Kes! Acıyıp moral vermeye çalışma bana. Aile hekiminden rapor aldım. En az 14 şekerli, 22 tane de midesi yenen adam var mahallede. Hani neredeler? Neredeler? İftar olaydı gelirlerdi. İftar vereydim, açlıktan gelirlerdi. Hilmi kimsenin umurunda olmazdı. Neyse, sevgili dostlarım, bu yaptığınız iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Hepinizi Hilmi yürek bokuna ekledi. Şu şişko hariç. Amma yedin be tosunum, amma yedin ya. Olmaz olsun senin dostun. Başımıza açtığın masrafa bak. Hadi bakayım dışarı, dışarı. Yemeği de yanında götür. Hem arsız hem şişko. Kalan 4 kişi. Hilmi bu dar gününde gelenleri asla unutmayacağım. Lan gözlüklü! Ne yapıyorsun sen acaba? Ne yapıyorsun ya? Çaktırmadan kuru pastaları cebine mi atıyorsun? Hadi bakayım dışarı, dışarı!
Yazdım oğlum seni deftere. Sivilde çıkma karşıma. Elde kalan üç kişi. Hilmi hepinize minnettar ama kendine kızgın. Tamam lan. Çalmayın siz de. Jest yapma bana. Mimik yapma. Yas var. Yas var bu akşam. Yas var. Hilmi çok mutsuz. Aman ya, iyi ki gitti. Çenesinden kurtulduk şunu ya. Ulan gerizekalı, mikrofona çık. Arkamdan ne konuşuyorsun acaba? Köpek, köpek! Hayırdır, ben zaten şunu söyledim. Cevap verme bana, cevap verme. Dua et ki Ramazan ayındayız. Yoksa senin biletini kesirdim. Köpek! Allah razı olsun. Baksana çalmayın dedi. Hadi gel dışarı çıkalım, sinemaya falan gideriz. Ya akşam çalacağız zaten Neşe. Annemler evde yok. Sana pul koleksiyonumu falan gösteririm. Nasıl yani? Korkma lan, korkma. Gerçekten pul koleksiyonu var. Ne korkması ya? Korkacak ne var? Koleksiyonun tillağına bakarım da. Akşam çalacağız Neşe. Birkaç ritim denemem lazım. Papat, 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 papat. Ya alışık değilim ben. Kaç bin yıldır Hilmi Çayır'ın en uzun otu. Önüm açık, bütün ufku görebiliyorum. Sizin gibi değilim ki ben. Yavrum bir saniye. Abi gözünü seveyim. Bir acele edebilirsen ya. Hadi ya. Ama işte sonra çocuklar inekler geldi çayıra. Hilmi kendini en tepede sanırken sığırın biri geldi ve üstüne sıçtı. Meğerse benden de büyük büyük başları varmış. Hilmi bunu öngöremedi. Hilmi acelemiz var. Lütfen. Para mı istiyorsunuz lan yine? Evet para. Ama bunu yarın ödeyeceğiz abicim. Değerli bir halımız vardı elimizde. Daha alamadık onu. Acil para lazım. Ne halısı lan? İcrayla falan ulaştırmayın şimdi beni. Yok yok. İran halısı elde dokunmuş en az 50 senelik. Tahran diyorsun yani. Tahran. Sen nereden biliyorsun lan? Hilmi, 5 kuruşun lafını etme. Büyük kaz gelecek, tavuk istifleme boş yere. Bakayım. Kaç para kaç? Az bir keme. Hilmi, tuz tuz tuz. Hilmi, tuz tuz tuz. Hilmi, tuz tuz tuz. İyi akşamlar. Enver Bey'in evi... Ha? Ne oldu? Şaşırdın değil mi? Bir saniye, bir saniye. Şey, al bakalım, al. Ne oldu? Canım mı yandı? Köpek, canım mı yandı? Nereye gülüyorsunuz acaba ya? Nereye, nereye? Ne oldu? Yandı mı? Ha? Ne oldu? Köpek, köpek. Sizinle daha işim bitmedi köpekler. Sen Yiğit'in babasısın değil mi? Bak beyim, sana 2 çift lafım var. Koskocaman adamsın. Param var, pulum var, her şeyim var. Benimkinin 1000 katı hem de. Yakışır mı sana borlu oynamak? Yakışır mı 2 günahsızı ve oğlunu borsuz bırakmak? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin öz oğluna bile acımayıp bir damlacık saadeti çok gören? Anlamıyor musun beyim? Bu çocuklar boru seviyor ama ben boşuna konuşuyorum. Boru tanımayan adama boru anlatmaya çalışıyorum. Sen büyük patron, milyarder, fabrikalar sahibi Enver Bey. Sen mi büyüksün? Evet, sen büyüksün. Ben senin yanında bir hiçim, anlıyor musun? Bir hiçim. Gözünde pul kadar bile değerim yok benim. Ama şunu iyi bil. Ne oğluna ne de bizimkilere bir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize borla bağlıyız. Dokunma bize. Cep zenginsin. Dokunsan ağzımıza bile sıçarsın. Lütfen dokunma. Eğer onların kanına zarar gelirse ben, ömrümde bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, büyük Hilmi hiç düşünmeden çeker, vururum kendimi. Anlıyor musun? Vururum ve dönüp arkama bakmam bile. Bakamam. Çünkü ölmüş olurum. Dokunma bizi. Lütfen. Bak lütfen diyorum. Ben daha önce hayatımda bu kelimeyi hiç kullanmadım. Lütfen. Bir de böyle düşün.
Değil mi? Yeter Allah'ını seversen ya. Öleceğiz, cırcır olacağız. Yeter ya. Gitmez. Öyle ya ama yok Targın. Beleş kayısı ister misiniz dedim. İsteriz dedim. Bunların hepsi bitecek. Bir çuval kayısı getirdin lan. Yeriz demeseydin o zaman. Onların çekirdekleri lazım bana. Bak. Tohumlar fidana. Fidanlar ağaca. Ağaçlar ormana. Nereye gidiyor lan bu muhabbet? Sakıncalı bir şeyden bahsediyormuşum gibi oldu ha. Tamam ulan. Yemiyorum ben. Ben de yemiyorum. Ben de yemiyordum. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne demek yemiyorum? Ne demek yemiyorum? Aha, fakirler isyan edecek. Mahalleli, bundan 6 yıl önce değerlenir umuduyla Tuzla'da 4 dönüm arazi aldım. Ama bir bokuma değerlenmedi. Şimdi buna şaşırdı. Ben 2002 yılından beri ölü yatırımı olmayan adamım. Ki o tarih evlilik tarihimdir. Hilmi sen ne anlatıyorsun ya? Meğerse Hilmi'nin şansının bir bildiği varmış. Mahalleli, hepinizin çoluğu var, çocuğu var. Hepinizin çocuğu her şeyin en iyisine layık. Siz çocuklar için her şeyin en iyisini istemiyor musunuz? Fakat bu çocuklar, bu altın parçası çocuklar betonda, mahalle aralarında yeşil görmeden, dalından bir meyveyi kopartıp yiyemeden öylece büyüyüp gidiyorlar. Ben sizin verdiğiniz çekirdekleri tohum olarak arazime dikeceğim. Mahalleli, siz bu çocuklara dalından kopartıp meyve yiyecekleri bir bahçe, hafta sonu çimenlere uzanacakları saklı bir cennet borçlusunuz. Değil misiniz? Evet mi? Evet. Evet mi? Evet mi? Evet mi? Evet. O zaman... Hadi. Ha. Hadi. Aferin mahalleli, aferin. Hadi bakalım, hadi. O çekirdeklerin hepsine ihtiyacım var. Devam edin. Bütün kayısılar bitecek. Çocuklarınızı düşünün. Bu fakirler ne kadar savcı ya. Hemen gaza geliyorlar. Şimdi bir çuval kayısı parasına 10 sene sonra 4 dönüm kayısı bahçesi. Ben sizin çocukları sokar mıyım o bahçeye ya? Aferin lan Sezai. 40 yılın başı bir işe yaradın. Gidip teşekkür edeyim. Sonuçta para vermiyorum. Sezai. Ustan, nerede? Türkçe bilmiyor galiba. Devurman, varin. Bunu bilmiyorum olarak kabul ediyorum. Tamam. Lan! Allah senin belanı vermişsin Sezai. Yaşından başından utan, ne yapıyorsun ya? Al şunlar. Ellerini sil, ergen köpek. Ağlıyordum lan. Ben tamamen yanlış anlamışım ya. Ağlıyor muydun? Niye ağlıyordun peki? Metin Lali'nin arabasını yapamadım Hilmi. Yapamadım, beceremedim. Nasıl ya? Sen günlerdir orada araba yapmıyor musun? Ulan yoksa başka bir şey mi yapıyorsun sen orada? Hı? Yok oğlum işte. Onları yüzüstü bıraktım. Kimleri? Metin Lali'yi. Niye? Lan arabasını yapamadım onların diyorum ya. Konuşma duygusal olacak galiba. Ben şimdi çok duygusal konuşunca çenem ağrıyor. Çok duygusal dinleyince de kulağım ağrıyor. En iyisi ben gideyim. Ama sen devam et yani. Ama dinliyorum yani. Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Onlara hayal kırıklığına uğrattım. Beceremedim anlıyor musun? Beceremedim lan. Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Beceremedim. Üzülmek. Nasıl bir duygu acaba? Hilmi hiç üzülmedi. Ama kulağım sende yani. Üzülebilirsin. Aa, Hilmi Allah aşkına ya. Allah aşkına. Annem de gebe mi oldu, güneş mi çarptı belli değil. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gelecekler, abinleri alacaklar dedi, kovdu bizi. Hayır, başka bahane de bulamıyor artık. 20 sene boyunca günahlar yazdım. Dünyam döndü, dışarıdan baktım. Ha bir defaneye aşkına kandım, töbe töbe tanrım bir kaşara taptım. Ceyhan Prensi Adana hanımım ve ne çirkin ne de güzel. Anca yoklukta gider mürebbiyeleri, ne yapıyorsunuz? Allah Allah ya. Anketer görmüş burnu havada tipler gibi. Nereye kaçıyorsunuz? Subhanallah. Tertemiz olmuş burası. Senin sayende Kartal. Temizliğin kabasını yapmışsın. Elhamdülillah.
Lan Cuma'nın farzını kılıp kaçmışsın da bilinçaltın tespihatta. O ne olacak? Öğle yemeği söyledim kendime. Yer misiniz hanım? Ye sen. Afiyet olsun. Bir de geldi buraya oturdu ya. Oğlum kirletmesene masayı. Süpürün şuraları da, bak masaların altında da tozlar var ha. Hilmi Bey buyurun, öğle yemeğinizi hazırladım. Ulan camide kameranın kendisini çektiğini görünce ağlamaya başlayan amca videosunu mu canlandırıyorsun? Ye yemeğini ye, afiyet olsun. Hilmi Beyciğim buyurun, hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ya bana neden müşteri muamelesi yapılıyor acaba? Mal sahibiyim ben, ne buyurayım? İsteklerim belli. Daha fazla çalışın, zam istemeyin, SSK primleriniz yatıyor mu diye kontrol etmeyin. Bu kadar. Niye geldiniz Hilmi Bey? Büyük Hilmi hesap mı verecek acaba? Hesap mı verecek? Ben sırf hesap vermemek için müşterisine hesap getiren her işletmeden birer tane aldım kendime. Mecazına bile tahammülüm yok. Deniz nerede? Şey ya, o biraz geçebilir. Neden? Ağzımdan aldın kız. Nasıl bir midi var sende? Bir daha yapma, hiç sevmem. Camiden çıkarken ayakkabılarını çaldıydım. Garibim aranıp duruyordu. Arayıp ben çaldım, şaka yaptım kanka diyecektim. Cep telefonunda çalmışım Kamil'in. Abarttım, cüzdanını çalıp içindeki parayı ayırıp ehliyet kimlik falan lazım olur diye attım sokağa. Kaptırmışım kendimi biraz. İstanbul yaşanmaz bir yer oldu yemin ediyorum. Geçen sene de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda balkona astığım bayrağı çalmışlardı. Neyse, bu seferki vicdanlı çıktı. İçini boşaltıp da 60 yüzlerini sokağa. Kartal çalmış ikisini de. Ama Hilmi Bey, niye Hilmi Bey ulan? Sürprizini bozdum sanki. Bana bakın, her gece telifli telifli şarkılar çalıyorsunuz. Meğerse bizden de para alıyorlarmış. Yedirip içirip sarhoş edip milleti cebinden çoluğunun çocuğunun rızkını alıyoruz. O parayı telif sahiplerine yedirtmem. O kadar günaha giriyorum, bari değsin. Bu sefer telifsiz bir şey çalacaksınız. Hilmi diyeceğini dedi ve gururlu adımlarla gidiyor. Hilmi Bey bir şey sorabilir miyim? Gidiyor Hilmi. Bak Hilmi gidiyor. Üstelik bir de gururlu ki haylaz. Sorma gitsin. Kanka uzat ayağını da giydireyim. Telefonunda şarja taktım, la batarya diyordu ha. Paralar. Bende yok kanka. Lan cüzdandan aldığım paraları soruyor be. Anladık. Şaka bile olsa çalıntı paraydı o. Haramdır sonuçta, attım sokağa. Ben haram yemem. Ben seninle ne yapacağım kartal? Dans et benimle kanka. Kıpır kıpır. Ne dedin? Olur. Bunun gibi dengesizin biri olup çıktım en nihayetinde. Ha, hayret edersin. Sonra da koştum banyoya, duş başlığı bozulmuş, onu yapar mısın diyeceksin değil mi? Bildin mi? Tüy lan, o ne biçim lan? Rüyamda Eda'yı çoğaltıyorlardı. Abi dedim ulan sana. Yalan mı söyleyeyim lan? Klonlamışlardı. Her taraf Eda doluydu. Sivaslı Emrah klonlamıştı. Arkadaş ya, adama bak ya. Helalimin rüyalarında bile çalışıyor, boş durmuyor ya. Ananı da çoğaltıyorlardı Metin. Ana, abi klonlamak kelimesini kullansak bunun yerine he? Hoş olmaz mı? Aslanım, sen onu seviyor musun? Ana gibi yar olmaz tabii, seviyorum yani. Niye sevmeyeyim? Lafı çevirdiğini, anayı bacayı karıştırdığına göre hala açılamamışsın. Bazen seni seviyorum demek için en doğru an şimdidir. Ben hayatımın kadınına hiçbir zaman diyemedim. Sonra da söylemeye fırsatım olmadı. Başka birini mi tercih etti abi? Yo, evlendik, bir de çocuğumuz var. Evlenmeden önce hiç seni seviyorum diyemedim. Kendimi hep ağırdan sattım. Böyle hızlı hızlı, yarım ağız falan söyledim. Çırsılıyorum ya. Ne? Çırsılıyorum. Vallahi ben seni seviyorum falan gibi yani. İçimde kaldı. Ukde. Ben yandım, sen yanma. Bu artık benim savaşım değil abi. Lan bu musun lan sen, bıyıklı köpek? Ettiği lafa bak ya, Allah Allah. Ben uyarıyorum, top artık sende. İki kız kardeşe birden musallat olmuşlar ya. Aç köpekler. Yavaş yavaş sallama. Vay, bir lazer mi tutuyor lan? Saçlarını kestin. Sende kaleci tipi yok ki. Bende pilot tipi var. Ondan mı acaba? Hilmi vuracak bunlar bizi. Yat aşağı, yat! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Efendim çok kalabalıklar. Diğerlerini de öldürdüler. Buraya da girdiler.
Tatbikat mı yapıyorlar yoksa? Oğlum kirpi bile yavrusunu pamuğum diye severmiş. Babam geldi babam. Cip zengin mi? Ha? Madem tüm soy ağacına mezar taşı yaptırmaya bu kadar niyetlisin. Al. Ara ismimi ver de indirim yapsınlar. Hani camcılar mahallenin çocuklarına camları kırdırtırlar ya. Böyle bir ilişki mi? Kes de konuşuyorsun bu da bu da öyle. Oo. Sen bana silah doğrultacak kadar oldu mu beğenver? Ha? Oh. Ne oldu? Alamadın mı hepsini ağzına? Ya senin için bu konuda bayağı iyidir diyorlardı. Patron, bir şey diyecek sanki. Son sözü ona bırakacağım. Bana bak. Bitti. Ha yok bitmedi diyorsan... bir baba oğlu için ne kadar ileri gidebilir isimli bir video çekelim. Çocuklar açın cep telefonlarınızın kameralarını. Çekin olacakları. Ne de olsa bir anıdır. Son söz senin şimdi. Patron, patron. Onun kilesi. Allah Allah. Böyle imana getiririm adamı işte.